beyler. Dada'nın oyun ülkesine hoş geldiniz. Birazdan canlı yayında göreceğiniz her şey gerçektir. Ama bu programın sonunda kendinizi Luna Park'a gitmiş gibi hissedeceksiniz. İşte karşınızda uyuyamayanların kralı Okan Bayülgen. Beyler, İstanbul Star Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanmakta olan Dada'ya hoş geldiniz. Hepinize çok güzel bir yıl diliyoruz. Ama hemen yılbaşından önce yaptığımız programda bizim 2017'ye gireceğimizi, isteyenlerin 2015'e girmekte serbest olduklarını söylemiştim. Galiba biz gerçekten 2017'ye girdik ki bugün kanala geliyorum. İstanbul'da kimse yok. Galiba trafik sorununun çözüldüğü bir İstanbul'da yaşamaya başladım. Tabii ki isteyenler 2015'e girebilirler ama 2015'in çok da güzel bir yıl olmayacağını biliyordum. Biliyordum. O yüzden bence siz de gecikmeden 2017'ye girin. Bugün Star Stüdyosu'nda çok sıcak bir gece olacak. Az sonra anlayacaksınız niçin bu kadar ısındığımızı. Dada'da birazdan. Cumartesi gecesi evde kalanlar, sakın kimseye söylemeyin. Dada'da eğlencenin kralı var. Uyan da gel, bir gün görüşürüz. Yeni yılın ilk programında sesi güzel, şovu güzel, kendisi güzel şarkıcı Atiye. Niye benim gamlı gönlüm? Türküleri gençlere sevdiren ozan Hüseyin Turan. Yalçın'ın ertesi gün hayaleti bana geldi. Arafta kalmış. Ölmeyi bir türlü başaramayanların fantastik komedisi Tut Sözünü filminden Bay J, Bülent Polat ve Kemal Uçar. Bu tarz bilim yarışmacısı Ayşenur Balcı. Cinsellik terapisti Gökşen Erdoğan var. 2015 Dada'yla çok eğlenceli olacak. Dada Dandinista canlı yayınla birazdan. Hanımlar beyler, biliyorsunuz 2014 yılı televizyonlarda fenomen bir yarışmayla geçti. Bu tarz benim yarışması gerçekten küçük büyük herkes ekran başındaydı ve kendisinden çok söz ettirdi. İşte o yarışmanın en önemli yarışmacılarından biri Ayşenur Balcı geliyor. Bu soğuk havada siz üşüyorsunuz ama stüdyomuzu sıcacık hale getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gözleriniz lens mi? Evet. Fakat bu kadar güzel bir lensi nereden buldunuz? Çünkü ben böyle bir lens olduğunu düşünmüyordum. Hatta size yakın gözlüklerimle bakıyorum. Hiç belli olmuyor. Çok teşekkür ederim. Bu galiba bir kar kurdu var. O kurdun gözlerinin rengi. Kesinlikle galiba. Öyle olmalı. Evet, çok vahşi bakıyorsun. Komutan Logar'a benzetiyorlar aslında. Komutan Logar'a kesinlikle benzemiyorsunuz. Siz bir kar kurduna benziyorsunuz. Şu anda sizden o kadar çok etkileniyorum ki galiba yapamayacağım. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler, Atiye! Thank you.
O kadar tatlısın ki, o kadar tatlısın ki. Genelde televizyonlarda şöyle bir sahtekarlık vardır. İnsanlar beraber çalıştıkları kişilere kardeşim derler. Bu benim kardeşim olabilir mi bu kadar güzel bir kız? Tabii ki olamaz. Dünya güzeli o. Harikuladesin. Birazdan şarkını alacağız. Şimdi seni yerine alıyoruz lütfen. Buyursunlar. Hanımlar, beyler, Hüseyin Turan! Sevgilim lütfen buyurun. Bütün o iltifatlar kadınlaraydı. Sayın Gökçen Erdoğan. Çok hoşsunuz. Size Türkiye'nin yeni Haydar Dümeni diyorlar. Niçin diyorlar efendim? Şöyle anlatayım. Cinsellikle ve ilişkiyle ilgileniyorum. Kadın doğum uzmanı olmama rağmen. Bir devrin adamı olan Haydar Dümen'in idolümüz tabii ki. Ama ben de bu devrin adamı olayım. Yani Gökçen Erdoğan'ı. Evet, bu devrin Erdoğan. Kadını, bu devrin evet. Kadını. Harikuladesiniz. Evet. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Bay J! Uçar! Ben ve Reyhan sıcak bir gece için elimizden geleni yaptık. Biliyorsunuz bugünlerde televizyonda yayınlanan bütün programlar bant. Çünkü galiba ya yılbaşı yorgunluğu ya da seyirci yok, şu yok, bu yok diyerekten kimse canlı yayın yapmaya cesaret edemiyor. Biz de Star Televizyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi canlı olarak yayınladıkları için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü galiba bütün sanatkarlar şunlar bunlar tatillerini uzatmışlar. Ama özellikle üç konuğum Tut Sözünü filmiyle burada. Siz bir, iki, üç. Bunlar arasında Bay J var. Bay J Tut Sözünü filminde... Keşke siz de bizde olsaydınız. Keşke. Ya iyi, bizim film keşke haberdar olsaydı. Tamam. Hiç merak etme. Hiç merak etme, benim korumam altındasın. Programın yönüşüm bir de belli oldu. Hayır zaten baksana yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Hemen yanınızda oturan adam kekeme, onun yanındaki geveze. Güzel. Ama bildiğimiz geveze değil. Geveze yerine Bay J var, bir de bu Kemal var. Evet, fakat bu yanınızdaki adam aslında geveze olandan, kekeme olan çok daha iyi ve çok daha kibar bir adam. Ona bakarsan... Belki daha da geveze kafan doğrudur. Karıştı değil mi? Evet. Ya benim kafam hep karışık ama zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Tut sözünü. İsterseniz biz çıkalım, programı sen yap, baş başa yapın. Şimdi Hülya Avşar programa başladı, böyle baş başa. Birebir, ben her zaman iyiyim birebir. Deli, aklı yerinde değil. Biz beraber çalıştık Zaga programında. Yıl galiba 2005'ti. O kadar saçma sapan şeyler yaptılar ki Engin Günaydın'la. Gelmiş geçmiş en acayip televizyon işleridir ve bir daha da yapılabileceğini sanmıyorum. Keşke tanışsaydık o dönem seninle. Ya sus be adam! Ya belki sevgilisi ya, falan vardır. Yapma Atiye'cim bak şimdi. Hoş geldin. Hoş buldum. Babanız nasıl? Çok iyi. Anneniz nasıl? Herhangi bir... Annem de çok iyi. Şu an burada bizimle stüdyoda. Ay, söylemeyin ben bulacağım. Ya sus be adam, sus be adam. Şu anda ben bile bulamıyorum. Biz bulduk, biz bulduk. Hayır, açılış, hayır tamam tamam. Açılış konuşması, henüz açılış konuşmasını yapıyorum. Sen evlisin. Evet. Bağırma. Niçin bağırıyorsun? Evet diye. Sanki kabul ediyor musun? Hayır, evet dermiş gibi diyorum. Evet ya, bu kadar güzel bir şey mi?
Evet. Ya hayır, evet diye bağıracak kadar güzel bir şey. Hayır, yani karım şu anda bizi izlerken ne demeyi bekliyorsun ki? Reyhan, bu niçin bu kadar yani şey, sahtekarca? Karım şu anda bizi izlerken. Hayır, programda yalan söylemek serbest mi? Yani evet, efendim? Programda yalan söylemek serbest mi? Kulisteki hayır, konuşmaları hayır, devam ettirme. Ben onun mutlu bir evliliği olduğunu sessiz biliyorum. Sessiz olacaksın abi onu şimdi yalan. Şimdi bir uzman sessiz konuk o yanımızda. Uzman konuk ya. Eşinden mi mesaj geldi? Evet. Yok, bu başka biri. Kim olduğunu bilmiyorum. Nasıl kim olduğunu bilmiyoruz? Kız ekran başında heyecanlanmasın. Eşiniz izliyor mu? Eşim izliyor, evet. Evet, harikulade. Korku içindeyim. Peki, harikulade. Sen artık kesin olarak yurda döndün değil kesin mi? Kesin. Buradan tüm yapımcılar... Hayır, zaten sen Karagül'de mi oynuyorsun? Karagül'de oynuyorum. Harikulade. Sen de Yedi Güzel Adam mıydı? Yedi Nasıl Adam? Yedi Güzel Adam. Yedi Güzel aynen Adam. O da çok ilginç bir dizi. Evet. Karagül keza çok başarılı evet bir dizi. Sen Yedi Güzel Adam'da oynuyorsun. Sen bu filmde oynuyorsun diye geldin ama biz filme baktık, sen yoksun filmde. Yani en azından, hayır, en azından fragmanında yoksun Bay J. Fragmanda yokum. Kredilerde varım. Nerede varsın? Kredilerde. Krediler neresi? Kredi Yurtlar Kurumu mu? Şu an kimler oynamış diye geçer ya filmin sonunda. Sonunda geçen. Evet. Orada var mısın? Varım. Rolüm çok önemli. Rolün çok önemli çok ama önemli. Seni fragmana mı koymadılar? Fragmana koymadılar. Öğle yemeklerinde hep vardı ama. Ya, hep. Yahu adam radyocu ve Türkiye'de bu işi direnerek... ve dinelerek, dinelerek ve direnerek yani sabahın köründe radyoda dinelerek doğru kullanıyorum değil mi kelimeyi? İnşallah. Dinelmek. Yani dinelmek. Ayak, evet, bak Anadolu'nun bağrı çok iyi tanıyor o kelimeyi. Dinelerek ve direnerek ve dayanarak yapan bir insan. Bravo, işiniz çok zor. Çok evet yani gerçekten. Alkış. Radyonun sadece arabada dinlendiği bir saçmalama diyorsun. Her neyse, bu başka talk show'lar gibi değil. Zırt pırt alkışlatmıyoruz adamı. Sen alkışladın bu şaşkalı. Şimdi siz cinsel işlere mi bakıyorsunuz efendim? İlişki ve cinsel problemlere bakıyorum. Aynı zamanda kadın doğum uzmanıyım, doktorum. Ama bölüm olarak genelde o bölümle ilgileniyorum. İlişkilerle. Bu bir bölüm müdür? Yani cinsellik bir bölüm müdür hayatımızda? Hayatımızdır zaten evet, bence. Evet, doğru. Yani hani... Niye, senin ihtiyacın mı var? Hayır, ben de o bölümle ilgileniyorum ama bu kadar tabii derinliğine değil. Biz kabaca program geçiyoruz. Şu anda henüz saat 12 tabii olmadı. Çocuklar tatilde, seni uyarmak istiyorum. Sen çok kibardın. Ne oldu, azdın mı? Hayır canım, konu son derece beni ilgilendiren ve sizi hepiniz de ilgilendiren. Hayır, beni ilgilendiren bir konu değil cinsel. Yok, seni ilgilendiren bir konu değil. Sen zaten evlisin. Doğru. Evlilikte cinsellik yok. Ya hayır yani. Ne oldu, evlilikte cinsellik ne dediniz? Biraz önce yok dediniz. Hayır, evlenince yok artık. Evlenince tamam. Nasıl yani? Hayır, sen evleneceksin galiba. Söz, evet. Söz mü nikahladın, kıydın mı nikahı? Yok, daha değil. Bu yaz, bu yaz. Bu yaz artık tabii. Bu tek taş dediğin senin elindeki mi? Yok, benim elimdeki değil tabii. İki tane alacak. Nerede bütçe? Birini ancak. Ha, birini kızı aldın, evet. Sonra ben de alacağım diye işte. Alacağım. Bak, bundan koca olmaz. Hakikaten. Bak ya. Ya hayır. Hayır sevgilim, onu demek istemedim. Hayır, hakikaten aklı başına değil. En iyisi sizden birkaç bir şeyler izleyelim yarışmadaki hallerinizi. Arzu eder misiniz? Olur. Peki, çok tatlı kız değil mi? Nefis, buyurun efendim. Biz çok kısa tanıdık. Teşekkür ederim Nur, da senin kadar yapay olamayız hiçbirimiz. Göreceğiz zaten. Göreceğiz. Dur, dur, durun. Sen neyi alkışlıyorsun evet baba? Evet ya, coştun sen. benim bu monitörüm çok karanlık. Ben seyredememiştim daha önceden evet, o dans harika anını. Bir, evet, o dans nedir, o dans yaptığınız dans nedir? İyi ki ben burada oturuyorum bu arada. Evet. Hayır Hüseyin abi, ne demek yani şimdi biz... Hüseyin abi doğru kadar efendi bir adam. Vallahi hepiniz ders almalısınız. Abi çok özür dilerim ama estağfurullah. Bunlar benim arkadaşım değil. Sadece aynı filmde oynadık ya. Ben ya sen radyoda da oynamamışsın ya. Siz görememişsinizdir. Canlı ya ben nasıl yani, birazdan sakinleyeceğim. Peki tamam. Lütfen teker teker. Bu efendim, siz orada bir dans yapıyorsunuz. Ne dansı o? R&B figürlerini içeren saçma sapan bir dans olsun aslında. Ya ne tatlı. Yani. Ya sen niçin böyle yapıyorsun? Yani. Evet. Tamam ben...
alışkanlık. Evde de böyle izliyorum. Hayır, hemen çok güzel. Ne oldu? Bir şey yaptı mı? Yani buraya şeye gelmeden sizi rahatsız edici bir hareket. Yok, hayır. Hayır. Yani herkes şunu demek istiyorum. Yani davrandı. İltifat olur. Herkes çok güzel davranır tabii. O kadar hoşsunuz ki. Çok ama yani bir şey dedi mi mesela? Hayır. Biz şaşkınlığı attıktan sonra hiç rahatsız etmedik. Ne şaşkınlığı? Şaşkınlığı? Hayır, şaşkınlık. Bir şaşkınlık nedir? Yaşadık ilk başta. Sonra Jerfi Bey sağ olsun bütün sohbeti çok o yaptı. Şık, yok, evet. Çok şık olmuşsunuz. Nerelisiniz? Çok şık olmuşsunuz, nerelisiniz? Niye memleketini soruyorsun? Ona göre bir karar vereceksin. Böyle ya. Ne bileyim. Mesela dedi ki Erzurumluyum. Ne yapacaksın? Trabzon dedi, ben çok şaşırdım. Trabzonlu musunuz? Evet. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Ben Trabzon'da bulundum. Hakikaten çok hoş ve çok nasıl söyleyeyim, çok sert hanımlar var orada. Siz sert misinizdir? Ben hiç gitmedim. Bilmiyorum yani. Hayda. Gitmediğim için orayla ilgili bir fikrim yok sanırım. Şurada bir vampir dişiniz var. O, iki tane. İki tane mi var? Bir tanesi öbüründen daha öne çıkıyor sanki. Hakikaten vampir gibisiniz. Çok acayip bir şey. Onlar yani, yok olacak. Nasıl yok olacak? Ben, hayır, bence yapmayın. Biz nasıl klişe iltifatlarda bulunmuşuz? Hiç aklıma gelmiyor. Vampir gibisiniz falan. Şık. Ne şık? Vampir gibisiniz. Yani ne, kimin aklına gelir ki? Ya Bülent'ciğim aynı şey mi? Senin vampir gibisin de dersen seni ısırır. Vampir gibisin dersen ben de, bana teşekkür eder. Bu biraz o kadar evet, yaş farkı olsun aramızda. Ben de sen bak ısırır mıydın? Ben yani de burada hakkı devrim gibi bilmiyorum, oturuyorum mis gibi bu yaşta. Evet. Peki şu hareketinizi şöyle bir hareket yaptınız. O nedir? Vampir gibi. Şu nedir şu? Böyle mi yaptınız onu? Aslında o farklı bir şey ama oradaki kıyafetle de bununla da gösteremem ki şu an. Oradaki kıyafetle bile çok zor oldu. Hayır, bu kıyafetin nesi var? Yani nasıl bir kıyafet nasıl programa gelmeye peki, izin verebilir ama bacaklarımı rahat tamam kullanamam. Hayır, kullanırsın. Gel buraya lütfen. Ama hayır. Bari burada bir alkış, bir alkış en azından. Ya. Burada bir alkış evet, bari. Burası yeri. Çok hoş. Üzerinizdeki bir kostüm, mayomsu bir kostüm. Evet. Altında bir kısım tülle saklanmış bacaklar ve onun altında çizmeli kedi misiniz onun altında? Evet, çizmeli pisi pisi. Çizmeli pisi pisi. Evet. Bu arkanızdan da böyle bir fören şöfele değil mi bir şey? Bunun ismi nedir? Şifon. Şifon. Ekledik ona. Kuyruk. Ona şifon kuyruk. Peki. Bu şimdi salınmamızı yapalım. Nasıl yapıyorsunuz onu? Sen yapamazsın ki. Niye? Peki. Çünkü zor. Hakikaten. Bir dakika. Ne çalıyorsunuz kendi kendinize? Orada ne çalınıyordu? Jiggle Jiggle Bill. O şarkıyı çalmaya çalışıyor. Nasıl bir şeydi? Bilmiyorum. Bakın burada kim var? Bu kadın Türkiye'de bütün kadınlar arasında en güzel dans eden, en modern kadın. Ama kolay bir şey değil. Onu ben şimdi diyemem ki kalk bize bir figür göster. Ama hakikaten o bir numaradır bu konuda. O bana koçluk yapsın, Hüseyin Turan da size koçluk yapsın. Bu izlenir. Ben izlenir. Abi. Çünkü birazdan Hüseyin Turan'ı göreceğiz. Hakikaten kliplerde dans meselesine yeni bir soluk getirmiş bir adamdır. Yani doğuyla batıyı birleştirmiş bir adamdır. Şimdi bir heyecan geldi işte. İşte evet, he. Hüseyin Turan sizin koçunuz olacak. Atilla tamam, benim koçum olacak. Anladım. Hazır mısın? Koçum ver benim koçum müziği. Mükemmeldiniz. Mükemmeldiniz. Şarkı çok saçma sapan değil mi? Şarkı kesinlikle çok saçma sapandı. Onlar adına özür diliyorum. Allah onları kahretsin. Aynen, kesinlikle. Yani böyle insanlarla çalışmaktan dolayı sizin karşınızda utanıyorum. Hakikaten utanıyorum. Lütfen, lütfen bir yere ayrılmayın. Türk popundan sevdiğiniz kişiler var mı? Elimde çok iyi Tarkanlarım var. Olmaz. Çok ya, hakikaten inanılmaz Tarkanlarım var. Bakın. Bu Tarkan değil, bu Bülent. Nereye gidiyorsun? Bak, bu Bülent'le Tarkan. Bak.
Bülent'le Tarkan ikisi beraber işkenceye maruz kalıyorlar. Bunları kesiyorlar bu sırada. Şundan bir tane bakayım. Bu da Gülşen'le Murat Boz. Bunları da inletmişler, bayağı kesmişler yani. Siz nede dans edebiliyorsunuz? R&B. Elimde R&B yok ama şu var. Bu da Nazan'la Tarkan'ın karşılıklı şey atışması, tekerleme atışması. Bu takatukaları, takatukala kasak gibilerden şey. Bunların hiçbirini sevmiyor musunuz? Hayır. R&B diyor kız ya. R&B değil onun adı. R&B, R&B. Amerika gördün. Lütfen buyurun, çok özür dilerim. Peki, saçma o zaman yani. O zaman çare yok. Türkiye'nin en müthiş pop yıldızı geliyor. Hanımlar, beyler, Atiye'ye almışlarım. Bazı ortak sorularım olacak. Sizden başlayalım efendim. Size fazla buyurun. Soru sormayacağım çünkü... Sorunuzu istediğiniz kadar sorun. Peki, 2014'ü 3 kelimeyle özetler misiniz lütfen? Ben 2014'ü hiç sevmedim. O yüzden biraz depresif, biraz melankolik. Kötü. Siz efendim 3 kelimeyle özetler misiniz? 1, 2, 3. Sıkıcı, mutsuz ve talihsiz. Siz efendim 3 kelimeyle özetler misiniz? Güle güle 2014. Güle güle 2014. Üç kelime abi. Olur. Tamam. Olur olur, öyle olur olur. Tek bir şey gibi düşün. Bülent'e sormaya gerek yok. Siz efendim üç kelimeyle özetler misiniz? Masar Fuat Özkan. Ne güzel. Çok güzel bir yanıt. Sevgilisi tarafından terk edilen bir arkadaşınızı nasıl teselli edersiniz? Kız mı, erkek mi? Erkek. Şimdi kızı olsa üzeni yolla, isterse dönsün sonra salla derim. Biraz söyler misiniz onu? Üzeni yolla, isterse... Hayır, hayır, mikrofona. Sallayı mı söyleyeyim şimdi şarkıyı? Sallayı söylemeyin. Onu birazcık söyleyin. Yok. Söyleyin. Şimdi Yetmez'i söyleyeceğim birazdan. Tamam, Yetmez'i söyleyeceksin. Sallayı da söyle. Sallayı çok seviyoruz çünkü hepimiz ayrılıyoruz. Bak, Bülent yeni evleniyor. Sen de evlisin. Siz ayrıldınız mı bu yakınlarda? Olmadı ki. Nasıl olmadı ki? Ayrılabileceğim biri olmadı. Nasıl ya bu güzellikle? Ya programdan dolayı sanırım hepimiz böyle evde kaldık. Programdan dolayı evde kaldınız. Vay vay. Peki siz ayrıldınız mı efendim yakınlarda? Yok, evliyim hala. Siz evlisiniz. Sen de evlisin. Hiç ayrılan yok. Aranızda ayrılan var mı? Sizden de yok. Allah Allah, ne garip bir şey. Var, siz ayrıldınız. Peki söyle o adama. Sallayı. Sallayı. Salla gitsin. Şimdi erkek olsa şey derim, yani aldatırsam öyle olur derim ama genelde kadınlar aldatıldığı için söyleyeyim sallayı. Kadınlar aldatılıyor mu? Bence evet. Erkekler aldatılmıyor. Erkekler de aldatılıyor artık. Artık kadın erkek diye zaten ayırmamak lazım. İnsandan insana göre herkes değişiyor tabii ki de ama... genellikle kadınlar aldatılıyor hala diye düşünüyorum. Bay J, sizce efendim? Yok efendim, iki tarafta karşılıklı yeteri kadar aldatıyorlar. Niçin efendim? Niçin böyle? Niçin böyle? Doyumsuzluk olsun, çeşit olsun. İnsanlar artık eskisi kadar sabırlı değil, sıkılıyorlar. Bu evet. Kanaatteyim yani. Evet, Bülent'e sormuyorum. Sizce niçin aldatılıyorlar? Vallahi bilmiyorum abi. Yani ilk başta şöyle güzel bir aşık olsak da aldatılsak ya. Oraya gelemedik mi? Siz aşık da olamıyorsunuz. senin de zaten kocaman kızın var. Sen yani, ne aşık olamadık. Siz de mi aşık olamıyorsunuz? Olmuyor ve buna da bir açıklama getireyim. Papaz her zaman pilav yemez. Güzel bir şey. Papaz her zaman pilav yemez. Bu çok eski bir deyimdir. Siz gençsiniz. Nereden biliyorsunuz bu deyimi? Bilmiyorum. Seviyorum sanırım. Birinden duymuşumdur kesin. Evet. Sizin aldatmayla ilgili bir türkünüz var mı efendim? Vallahi ya şeyin içinde var ya türkülerin... Şehir içinde mi? Hayır, türkülerin içinde hep geçer. Ben şimdi bir kelimeyi işte azıcık zorlanırsam işte şeymeyi derim. Onun için aldanmayın. İlk en başlarını bir kelimeyi hani Hüseyin'e söylerken... Hüseyin'e bir şey oldu, hiç kekelemiyor. Yok, başka... Zaten tekledim işte şu anda. Hayır, onun teklemedin. Için... Nerede tekledin? Hayır, konuşarak.
Zoraki Kral diye bir film. İzledim, çok, çok fazla güzel oynuyor. Evet. Bak orada çok da şarkı söyleme yöntemiyle çalışıyorlardı, hı-hı, değil mi kralı? Abi benimki... Ama sen hiç kekelemiyordun zaten. Ya ben arada esler veriyordum falan. Ya aslında ben hala kekemeyim de şimdi şey sananlar var. Ya acaba sen bir şey mi yaptın? Işte ne oldu? Düzeldi mi falan diye. Eskiden ağzım gözüm böyle bir tarafa giderdi. Mesela işte kameranın önünde hani kendimi izlerken şey olurdum. Ya ulan falan hani böyle. Bizim Nesloş'un yani duymayanlar için çeviri yapan arkadaşımızın seninle işi çok zor. Eyvah eyvah. Nesloş'u biraz büyütebilir miyiz Hüseyin konuşurken? Hüseyin'i de yanına alalım. Nesloş'u büyütelim, benim kadar büyütelim. Hüseyin'i de yanına alalım. Evet Hüseyin, eskiden ne oluyordu? Eskiden şimdi bir şey konuşurken. Ağzım gözüm böyle bir tarafa giderdi. Şimdi kızım olduktan sonra böyle bir değnek değdi, bir şey oldu, bilmiyorum. Hala kekemeyim ama daha küçük bir şey. Değnek değdiği nasıl çevirdin? Bu ne ya? Ha, bu değnek değdi. Peki Hüseyin'i çevirirken sen de bu ne? Birazcık yani henüz tam karar veremedi kelimeye demek mi? Evet yani evet. Biraz bekleyin, biraz bekleyin demek. Evet peki. Sonra? İşte anlattım ya işte kız olduktan sonra böyle bir şey oldu. Daha böyle bir şey geldi, bir rahatlama geldi galiba ki. Yani şeyi bilmiyorum, ben de sebebini bilmiyorum ama yani hala hala bir kekeme olduğum için. Değilsin artık. Çok fazla değilsin. Şey kullanıyorum mesela. O hani oradan anlayın. Ben korkunç bir şey yaşadım. Hüseyin ve eşiyle karşılaştık. Ben ve eşim. Kaç yaşındaydı kızlarımız o zaman? 3 müydü? 3 3 ya. 3 yaşlarında. Dedim ki sen de ne çabuk büyütmüşsün. 7-8 yaşına gelmiş. O da dedi ki hayır dedi sizinki kadar dedi. Biz eve döndük. Bir ağla bir ağla. Bunu bir programda söyledim. Bunların dev bir kızları var. Dev. Kızları dev. Yok canım dev değil. Yani ya dev. Anne baba anne baba uzun. Ya sen de Kerim Abdülcabbar değilsin ya, canım. Tamam yani, ama yani ona göre uzun yani. Olabilir yani. Maşallah. Ama o da maşallah. Uzun boylu yani, olacak belli ki. Yani ama yani bu eşin uzun boylu çok hoş bir hanım. Ama nasıl o kadar büyük kızları var? Vallahi biz eve gittik ağladık ya. Ki bizimkisi yaşıtlarına göre abi, bunlar büyük folik asit çocuğu olabilir normal yani. Öyle. Folik asit bak onu da biliyor. Evet. Peki efendim. Siz tekrar çocuk düşünüyor musunuz? Neden olmasın, çok seviyorum çocukları. Evet. Eşiniz düşünüyor mu? Çok düşünüyor o da. Peki şimdi belki yanınızdaki hanıma sormanız lazım. Bu çocuk düşünerek oluyor mu diye. Çünkü benim bildiğim düşünerek olmuyor. Önce düşünmek lazım. Önce karar vermek lazım. Sonra faaliyete geçecek. Ben size bir şey sormak istiyorum. Özellikle televizyonlarda çalışanlar çocuk yapmak konusunda çok zorlanıyorlar. Acaba bu zeminden tavandan geçen kablolar bu kadar radyasyon bu konuda etkili mi acaba? Kesinlikle evet. Yani özellikle plazalarda çalışanlar, bu kadar elektriğe ve radyasyona maruz kalanlar arasında böyle bir şey var herhalde. Gebelik önleyici bilimsel olarak gerçekten var böyle bir gerçek. Yani gebeliğin önlenmesinde böyle faktörler var. Ama siz şimdi gebelik önleyici deyince insanlar da yanlış anlayıp kabloya dayanmasınlar. Yok yani. Yok hayır. Bazı evet sorunlar oluyor ama bunların bazıları... Yani yatağa girerken getir yavrum şu kabloyu kadınlar. Yani olmaması lazım. Yok öyle değil canım. Öyle hayır, değil ama tamam. Özellikle bu gibi büyük plazalarda, müesseselerde çalışanlardır. Ben çünkü çok genç insanların halk arasında yaygın deyimle tüplettiklerini duydum efendim. Siz ona ne diyorsunuz? Yumurtaların gerçekten yumurtaları etkileyebiliyorlar. Erkekleri mi etkiliyor yoksa hanımları? Erkeklerin sperm kalitesini ve sperm sayısını, kadınların da yumurta kalitesini ve yumurta sayısını etkileyebilir. Peki bunu insanlar bilemezler. Yani bir gün işe geldiklerinde o her gün geliyoruz bak sperm kalitem ya da yumurta kalitem bozuldu diyemezler. Bunu ölçmenin bir tanımlamanın bir çaresi var mı? Efendim? Var tabii ki. Onun için biz mutlaka yılda bir doktora gidin ve yumurtalıklarınıza baktırın. Erkekler için de sperm kalitelerinize baktırın diyoruz. Bunun haricinde bunu yapabilen erkekler var mı? Keşke yılda bir yapsalar. Hanım ben sperm kaliteme baktırmaya gidiyorum keşke, diye. Keşke olsa. Keşke şöyle bütün kadınlar değerlendiriliyor.
kadınlarda bir şey çıkmadığı zaman erkeklere yönleliyoruz. Bu sefer erkekleri değerler. Çünkü aa, genel... kadınlar mı? Tabii ki öyle. Çünkü erkekler öyle gitmek istemiyorlar, gitmiyorlar değil mi? Gitmiyorlar tabii ki. Keşke gitseler dedi. Yani çocuk yapmak istemiyorsak bu testi yaptırmamız saçma olur değil mi? Yani evet. Gerek ama yok yine ama... de sen hani eş dost arasında benim spermlerim çok kaliteli. Yani hayır. Yani. Hani evet, çünkü herkes bir şeyle övünüyor. Ulan bir araba aldım. Kalitede J'dir. Yani hani değil mi? Bir araba aldım kaç basıyor? İşte şu kadar bak beygir falan filan gibilerden değil mi? Mesela bir ev aldım şu kadar metrekare filan diye övünüyorlar. Sende de hiçbir şey yoksa benim bende bir sperm var filan diye konuşabilirsin. Doğru. Yani. Evet. Peki. Düşündü bir anda. Bir şey oldu. Söyle dur dinliyorum. Bir şey oldu. Kuliste çok önemli bir şey oldu ve ben burada açıklamak istiyorum. Hayır. Lütfen açıklama. Yani bu konunun üzerine ne olmuş olabilir çok merak ediyorum. Konuyu değiştirmeye çalışıyorum fark etmedim belki ama. Evet peki. Müsaade etmeyelim abi ben biraz çünkü. Kemal Uçar bana dedi ki. Ne dedi? İlk gördüğüm günden beri Atiye'ye aşığım dedi. Yapmayın. 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 Ben de dedim ki konuşsana kızla. O da dedi ki yapamam. Alkışlandı mı orada? Evet. Abi bunu alkışlandı. Ben yaşadım abi bunları orada. Hayır. Doğru seviyorsan git konuş dedi ben de konuşamam. Bir dakika şöyle bir şey var. Evet. Biz sevgiyi her zaman alkışlarız. Destekte. Alkış kıyamet. Ama erkekler her zaman bir kadına aşık olmaz. Mesela gitarına aşık olan, fotoğraf makinesine aşık olan, çomarına aşık olan, arabasına aşık olan, motosikletine aşık olan erkekler vardır. Genelde kadınlar aşkı doğru tanımlıyorlar. Abi şimdi bir kere tabii bu... Tabii kutsal aşktan söz etmiyorum. Bu tut sözünü biliyorsun ben yazdım. İkinci filmde J yok. Birinci olarak bunu söylemek istiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bülent'ten de emin olduğunu değilim. Da sanmıyorum. Yani. Açıkça söyleyeyim. Bülent'ten evet de emin değilim. O da çanak tuttu bu mevzuya. Ya hiç evet bir şeyler söyledim. Şimdi hiç de söylemedim diyemeyeceğim ama bu kadar da olayı büyütüp dramatize belki etmedim. Belki biraz, yani biraz romantize etmiş olabilirim. Romantize evet etmek diye bir deyim yok. Ne demek romantize etmek? Bilmem. Öyle geldi abi. Peki efendim. Evet, sizin o görüntülere ben hep böyle bu arkadaşlardan ben de memnun değilim hakikaten. Çünkü bunların geldiği program bu hale geliyor. Çok özür diliyorum sizden. Atiye'den de çok özür diliyorum. Efendim siz konunun uzmanısınız. Bu terbiyesizler açısından ya özellikle bu terbiyesi ben adına. Ben ilk bölümde tamam işte bitti benim. Hayır ben bu terbiyesi adına sizden özür diliyorum. Bununkisi de çok acayip. Şu oynamadığı filmde oynadım diye gelmiş. Yani olacak iş değil. Peki. Çok bile göstermişiz. Peki. O zaman sizin şu görüntülere biraz daha bakmak istiyorum efendim. Evet, bu tarz. Teşekkür ederim Nur da seni kadar yapay olamayız hiçbirimiz. Göreceğiz zaten. Göreceğiz. Dur. Şimdi sizin konuşmalarınızda bir şey var. Yani sanki konuşmuyorsunuz. Diğer kızı elektrikli testereyle kesiyormuşsunuz ya da karnına bıçaklıyormuşsunuz gibi. Bu gaddarlığı nasıl başarıyorsunuz? Kulis arkasında. Yani arkada oluyor bu. Arkada bir olay oluyor. Onun üzerine hiç konuşamadan yayına çıkıyoruz ve bir anda kendimizi kontrol edemiyoruz. Sinirden kelimeleri bile yutabiliyoruz o an. Ve 3 ay boyunca beraberdik. 3 ay süresince annemizi babamızı görmedik onlar kadar. O bize kızdığında ya da sesini yükselttiğinde biz sinirimizi ondan çıkartıyorduk. Çünkü güzel geçmeyen şeyler oluyordu, güzel anlarımız olmuyordu ve karşımızdakine yansıtmak zorundaydık bunu. Ondan hıncımızı alıyorduk daha doğrusu. Ama sözlerinizi sanki düşünmüşsünüz ve kulisten getirip şimdi ona o bıçağı saplayacağım, bu oku atacağım gibi söylüyorsunuz. Çok gaddarsınız. Bir erkek bu kadar gaddar olamaz. En fazla kalkar bir yumruk atar. Doğru. Siz gaddarsınız. Biz kadınlar böyleyiz sanırım. Evet. Devam. Ayşenur. Efendim. Bu Özlem ne diyor? Bilmiyorum. Çok pek uyumuş. Duyamıyorum. Çok yani uyumuş. Enerji toplamış. Nereye harcasam acaba diyor. O yüzden herkese gidecek böyle herhalde. Dur. Şimdi burada kalça çıkığınız mı var geçici olarak? Yoksa bir dans mı yapmaya çalışıyorsunuz? Evet. Kemal Doğulu'nun bir dans figürü Hande Yener'e klibi için yaptı. Ben de orada Hande Yener'i canlandırıyordum. Eğlendiğim Hande gece. Hande Yener'de böyle bir problem mi var? Durmuyordur.
klibinde öyleydi. Öyle yürüyordu ve benim de hoşuma gitti aslında. Hiç zorlanmadım yapmakta. Az önce yaptığım figürlere çok benziyordu değil mi? Bir garip, hakikaten bir garip. Devam edelim. Günah keçisi benim. Hepsi masum melek. Hiçbiri birbirinin arkasından dedikodu yapmadı. Hiçbiri birbirinin arkasından en ufak kötü bir şey söylemedi. Herkesin arkasından. Biz ben konuşuyorum şu an burada. Dur. Sadece beni... Bu biraz önceki görüntüde manyağa bağlamış bir öğrenciyi mi canlandırıyorsunuz? Yoksa Lady Gaga mısınız? Bir grafiker olmuştum aslında stil tarzı olarak. Ama çıldırınca artık böyle saçma sapan bir şey elime belime falan koymuşum. Ben de anlamadım izleyince. Jüriden kime daha yakın hissediyordunuz kendinizi yarışma boyunca? Nur Yerlitaş. Nur Yerlitaş tabii ki. Hepsini çok 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 çok, çok seviyorum ama Nur Yerlitaş'la aramdaki şey sanırım beni çok seviyordu. Ben de onu çok seviyordum. Ondan öyle bir elektrik almıştım. Ondan dolayı ona daha yakın davrandım. Bilmiyorum. Nur Yerlitaş inanılmaz bir televizyon kadını, i̇nanılmaz. Bir medya kadını. Evet. Yani bir gösteri kadını diyelim. Çünkü o manyağın arkasında çok acayip bir tip var. Ben kendisini yıllardır hayranlık tanırım. Duyuyorum. Çok kişi de siz bilmiyorum. Nur Yerlitaş'ı beğeniyor musunuz? Delilah'ı çok beğeniyorum. Harika. Siz efendim? Çok çok beğeniyorum. Siz cinsel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, hayır. Oyuna gelmeyeceğim. Oyuna gelmeyeceğim. Hayır. Şöyle. Hayır, tabii ki. Tabii ki ben. Şimdi bakınız şöyle bir şey var. Birçok programlar yapıyorlar. Mesela benim ismimi söylüyor. Diyor ki Okan Bayülgen'i diyor bu sene diyor nasıl değerlendiriyorsun diyor. Bir tane kadın, burç yorumcusu bir kadın. Kadınlar, hanımlar, adamlar oturuyorlar. Benim hakkımda zır 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 konuşuyorlar. Ve bu da sadece benim doğum tarihimle ilgili bu konuşmalar. Halbuki ben bu kadar arıza endam eden bir insanla ilgili hanımefendiye üstelik uzman... yıldızlara bakarak konuşmuyor. Bizzat uzman. Mesela diyor ki benim için... Tam doğru yere bakarak. Yani evet doğru yere bakarak. Mesela benimle ilgili diyor ki 2015'te diyor aşk hayatı şöyle, seks hayatı böyle, yapıyorsun iş hayatı mi? Şöyle diyor. Halbuki o hiçbir şey bilmiyor. Hanımefendi bir görüntüyle. Mesela düşün ki ben mesela gelmişim stüdyoya giriyorum değil mi? Evet. Stüdyo girişimde benim bütün ruh sağlığımı, beslenmemi, cinsel hayatımı anlayabilir. Gerçekten mi? O kadar da değil. Mesela ben yani. sabahları bazen hiç uyumuyorum, dolaşıyorum. Dolaşırken böyle Michael Jackson'ın bir klibi vardır. Oradaki gibi böyle işe giden adamlar görüyorum. Mesela aynen. Bu adamların cinsel hayatıyla ilgili bir fikir yürütebiliyorum. Evet, fikriniz olabiliyor. Fikrin olabilir. Evet. Ya da mesela histeri krizi, histerik dediğimiz bir şey. Histeri tabii bambaşka bir şey. Bizde biraz azgınlık olarak kullanılıyor. Yanlış bir şey tabii ama böyle durup dururken aa yeter gaybi falan diyen tipler oluyor mesela. Bu kadınların çok mesela, fikir vereceğim de, ama. Adamların ya da çok mutlu olmadıkları. Mesela amir ama altına şey yapıyor. Baskı. Baskı yapıyor. O insanın cinsel açıdan baskılanmış bir insan olduğunu görebiliyoruz. Halbuki Nur Yerlitaş'a baktığımız zaman çal bir Metallica. Mesela bunu gördüğünüz... Nasıl Nur Hanım? Her şarkıda öyle. Mesela Metallica'nın hangi şarkısı o? Nothing else matters. Ha, nothing else and doğru, doğru. Neydi ya? Söyleyemedim. Neydi nothing else matters. Ha, nothing else matters da böyle. Bunu gördüğün zaman baskılanmayan bir insan olduğunu görebiliyorsun. Ama bizzat Bülent'e baktığımız zaman onun baskılanmış bir insan olduğunu görebiliyoruz. Vallahi program doğru. Başladı. Ben hemen gencecik kıza döndü. Yani bu yapma. Yani normal yapma. Bir insan değil de. Değil. Ben öyle düşünmüyorum. Hiç, kesinlikle değil. Şöyle söyleyenden çok fazla korkmayacaksınız. Benden evet. Mi korkacaksınız? Evet. Evet. Uzmanına sorun. Mesela benden hiç korkmayacaksınız. Ben burada konuşuyor. Hakkı abi evet. Olarak biliyorum. Hakkı devrim evet. Yani içinde sakla cinsel hayatta içinde saklayandan endişelenin. Neyi saklayan? Bir tarzını, tavrını, isteğini, arzusunu karşı tarafa söyleyemeyenden korkun deriz. Onun için konuşun deriz zaten cinsel hayatta. Bakın. Söyledik güzel bayan, hoş, seksi dans ediyor. Tabii ki albenisi yüksek. Beyefendi de ona getirdim. Aynen dile getirdi. Yani o yüzden onda bir problem yok. Peki çok güzel söylüyorsunuz sayın hocam ama
Diyorsunuz ki hanımefendi için güzel bayan, albenisi yüksek falan. Peki bunun nesi yüksek? Neyiniz yüksek? Evet, benim sperm kalite. Peki. Yani ben herkesten özür diliyorum. Hayır, ben güzel bir şey gördüm. Yani güzel... inanılmaz bir oyuncu olmasa hakikaten çağırmazdım. Bak, ben sohbet etmem normalde. Yani ben bu kadar iyi bir oyuncu olduğu için çağırıyor, yoksa başka türlü tahammül edemem. Bakın filmde nasıl oynamış görelim. Çok düşünüyorsun. İki, hiç uygulamıyorsun. Öldün sen. Öldün, gözlerimle gördüm ben. Pamuğu ben tıkadım. Bu pamuk mevzunu seninle sonra konuşacağız zaten. Ölüm nedeni betona düşmeye bağlı. Travma. Ennet. Yalçın öldü. Ertesi gün hayaleti bana geldi. Araf'ta kalmış. Bunun tutmadığı bir söz mü ne varmış? Biz de onu bulmaya gayret ediyoruz. Bu Araf'ta kalma işi ne kadar zor işmiş arkadaş ya. Muhterem cemaat, haklarınızı helal edeyim misiniz? Ediyoruz. Edeyim misiniz? Ediyoruz. Sevgili cemaat, bu haklar niye helal edilmiyor acaba? Allah belanı versin. Sonsuza kadar Araf'ta kalmak istemiyorsan pazartesi sabahı 9'a kadar verdiğin sözü bul ve tut. Ya Yalçın, biz bu kadar insanı nereden bulacağız? Siz yakın mıydınız abi? Karımla yattı. Ne var? Bahadır, istemiyorsan ben telefonu kapatayım. Ben kapatırım Demet'ciğim. Hayırlı akşamlar. Vallahi kapat. Sen benim oğlum mu? Oğlunum teyzeciğim. Dindik! Dindik! Tamam lan, anladık. Neredeydin dün gece? Takıldık arkadaşlarla falan. Kimmiş o arkadaş? Tanıman ya. Biraz çay daha içer miyiz? Bir çaydır tutturdum. Bir şarabımızı iç. Ne yapıyorsun sen ya? Sana ne lan, uğursuz? İyi. Ya şunun gaz pedalı takılıyor. Şuna bir bakalım be. Odasın be! Abi ne oluyor? Girdin, bunu benim yüzüme söylemesi lazım. Şöyle seni gider. Muhteşem. Yürü abi be karnı. Yürü. Abi muhteşem gelmesin. Ya Allah razı olsun. Bana Rambo lazım. Bütün Vietnam'ın özünü almaya geldim o lan. Lan sen de çok güzel kadınlar var lan. Neresi çıktı? Senin bir işin var. Ha, oldu oldu. İmzalattık mı tamamdır. Küçük bir evrak kaldı, bitti. Neresi çıktı? Kütahya çıktı, hava indirmeye dek subay. Ya nereye çıkacak dedi. Cehennem sırası, cehennem çıktı işte. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hanımlar beyler, müthiş bir ses. Harikulade bir kadın, Atiye'nin sprint soruları geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın, peki başlayalım. Tight ve yüksek bel tutkumun nedeni nokta nokta noktadır. Çok uygun bir vücudumun olması. Hayır, hiç alakası yok. Rahatlık. Rahatlık kesinlikle. Dans ediyor olman. Evet, ama sanırım 80'ler diye düşünüyorum. 80'lerin bende büyük bir etkisi var. Halbuki çok küçüksün. 1988 doğumluyum aslında ama. 88 mi? Evet. Allah kahretsin. Allah kahretsin. O kadar genç ki. Fakat... 1988'de ben zaten depresyona girmiştim. Küçükken hep annemin dolabını karıştırırdım. Ve hep böyle yüksek belli pantolonlar, taytlar, vatkalı gömlekler, ceketler falan hep çok hoşuma giderdi. Payetler, pullar falan. Herhalde oradandır diye düşünüyorum. Sen hiç kilo almıyor musun? Yemek vermiyorlar mı? Ya da çok sıkı aslında bir rejim mi yapıyorsun? Gördüklerinde Atiye sen ne kadar küçükmüşsün, ne kadar zayıfmışsın diyorlar. Çünkü ekranda daha şişman duruyormuşum, daha kalın duruyormuşum. Herhalde ekrandan dolayı daha farklı görünüyorum. Bilmiyorum. Çok açık. Kamera tabii 10 kilo koyuyor. Şişmanladıkça konuş. Ondan sonra gel buraya. Kamera 30 kilo koyuyor herhalde. Bir 50 kilo falan koyuyor diye konuş. Hayır, gerçekten yani uzun zamandır sanırım 10 seneden beri en az kilom hiç değişmedi. Ona rağmen her zaman farklı yorumlar geliyor. Peki her klibinde mutlaka değişik bir dans, değişik bir koreografi deneniyor. Tabii. Bu koreografi içinde herhalde bir gram bile almamam lazım diye mi düşünüyorsun? Yani yok, böyle bir baskı asla, var mı üzerinde? Asla, hiç öyle bir baskı yok. Benim kilomla ilgili zaten hiçbir sıkıntım yok. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Tabii daha zayıf olabilirim ama hiç... Ne demek kilomla ilgili bir sıkıntım yok, ne demek ya? Hayır yani bir kere kaslıyım.
Belki evet daha zayıf da olabilirdim ama benim için hiç fark etmiyor bunu çünkü. Bunu da diğer kadınları delirtmek için yapıyor. Evet. Mesela kaslıyım bugünlerde diğer kadınları delirtiyor. Eskiden kaslıyım diyen bir kadına hepimiz böyle salak mı acaba diye bakardık. Ama şimdi kadınlar böyle yapıyor. Ne haber nasılsın kasları gördün mü yavrum bak falan diye böyle. Evet çünkü kadınlar çok fazla spor yapıyorlar. Sen spor yapıyor ben musun? Ben spor yapmayı çok seviyorum. Çok spor yapıyorum. Binicilik yapıyorum. Danstan dolayı da herhalde öyle bir vücut yapına sahip sabah bilmiyorum. Sabah köründe kalkıp koşar Yok, mısın? Yok hayır asla. Ne zaman koşarsın? Koşar mısın? Ben zaten biraz geç yatan biriyim. Birazcık da geç kalkarım o Kaçta yüzden. Kaçta yatarsın? 2'de, 3'te falan yatarım. Tabii ki sanatkar doğal değil mi? 2'de, 3'te yatar. Kaçta kalkarsın? Eskiden öyle değildi tabii ki de ama tabii ki de. Ama işte işimden dolayı yani konserler genelde akşama doğru oluyor. Bazen de klip konserlerimiz işte gece 1'de, 2'de falan bile olabiliyor. O yüzden ne kadar çok erken yatmaya çalışırsam da hep geç yatıyorum maalesef. Bu yüzden de çok erken kalkamıyorum. Yani kalktığım zaman da sporumu yapıyorum. Her gün yapmıyorum tabii ki de. Evet. Türkiye'de nadiren uluslararası star çıkmasının nedeni nokta nokta nokta. Zor bir soru. Geç uyanmaları. Hüseyin'ciğim, Bülent konuştuğun zaman ağzına bir tane... Reyhan kaçtım ben. Yani senden rica ediyorum. Kıyamam ya olur mu öyle şey? Burnunu tut bari. Susturum ama bir susturayım bir. Sizce? Bunu bir sonraki programa bırakalım istersen. Ben de nokta 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 gırtlağı var. Türk gırtlağı, zenci gırtlağı... Kedi gırtlağı. Ne? Kedi gırtlağı. Bildiğim diller arasında en nokta nokta olanı Türkçe çünkü nokta nokta nokta. Hem en güzeli hem en zor olanı bence Türkçe çünkü hiç başka bir dile benzemiyor. Hangi dilleri biliyorsun? Osmanlıca daha öğrenemedim. annem Hollandalı olduğu için Hollandaca. Çok zor değil mi Dutch konuşmak? Hayır aslında çok kolay. Yani Almanca ile İngilizcenin karışımı gibi bir şey. Bir de çok gırtlaktan kolay. Gelen sesler var. Evet. Arapçada olduğu gibi. Evet. Hollandaca o açıdan Arapçaya biraz benzer. Almanca, Almanya'da doğduğum için İngilizce... Türkçem hala istediğim gibi değil ama Yok, idare çok eder. Çok güzel. Peki. Bizim de diğerleri istediğimiz kadar iyi değil. Yani evet, bilmiyoruz. Yani. Ne kadar mütevazı. Hüseyin Tuğra'nın Acayip Hayvanlara Benzirsen şarkısını onun coverladığı gibi değil de ben coverlasaydım Hüseyin Tuğra'nın aksine şarkıya mutlaka nokta 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 katardım. Şarkının adını bir daha alabilir miyim çok pardon? Acayip Hayvanlara Benzirsen. Biraz mırıldanır mısınız rica etsem? Mikrofona. Şu sarı mikrofonu aldım ha. Evet. Ya bir Azeri böyle bir atışma olan bir şey söylemiştik de işte bayağı... Ya belki hatırlarsın işte şöyle. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benzeyirsen sana demiyorum. Acayip hayvanlara benzeyirsen. Acayip hayvanlara benzeyirsen. Böyle gidiyor. Şey, söyleyeyim devamını daha sözlerini yoksa? Hayır melodisini versen aslında çünkü bu çok acayip bir şeye dönüştürebiliyor bu kız. Evet. Biz beraber bir şarkı yaptık. Ben bir jeneriğimizi beraber yaptık. Ben böyle bir ses duymadım hayatımda. Ya İnanılmaz. Ya ne abartacağız? Çok abartıyorsunuz. Şu melodiden ne çıkartırsın? Yine hayvanlı olan çok sevdiğim bir şarkı var. Son zamanlarda hatta konserlerimde de söylüyorum sürpriz şarkı olarak. Artık sürpriz olmayacak ama... Tavukları pişirmişim. Sen biliyor musun onu? Yani eşlik etmeye çalışıyorum. Ya bir Hüseyin Turan ve Atiye düeti yeni Türkiye'ye kazandıralım. Çocuklar siz her gün çalışıyorsunuz o şarkıyı değil mi? Bir, iki, üç, dört. Abi bu... Akşama geleceğim diye başlıyorsunuz. Abi kağıtların uçuyla işte Dilber Ay'ın konuda mükemmel. Biz de artık ikincisi olsun. Mükemmel, mükemmel. Evet. Akşama geleceğim, akşama geleceğim.
parçası neydi? Hacı baban evde mi? Hacı baban evde mi? Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Mükemmel. Devam ediyor, devam. Evet. Tarihteki tek Hüseyin Turan Atiye düetini izlediniz. Belki de kaçırdınız, bilemiyorum. Hüseyin Turan'la ilgili elimizde belgeler var. Onları yayınlamak istiyoruz. Çok... Hüseyin Turan geçmişini silemezsin. Buyursunlar. Geçmişini silemezsin Hüseyin Turan. Eskiden dudağının altında bir tutam tüy bırakırdın. İşte o tutam sana yüzünde sanki bir şeyler eksikmiş gibi ama bir yandan da fazlaymış gibi kelimelere dökülmesi güç bir ifade katıyordu. Gel beraber gezelim. Sonra kullanılmayan uzuv körelir prensibi uyarınca o tutam küçüldü. İçimdeki hasretini bir duyabilsen. Küçüldü, küçüldü ve nihayet neredeyse yok oldu. Kliplerinde kucakladığın kitleyi mümkün olduğunca kozmopolit tutmak ister gibiydin hep. Mesela sen zeybek oynarken beyazlı kadının modern dans yapıyor olmasını buna yorduk. Yalnız tüm bunları niçin suda yaptığına henüz bir açıklama getirebilmiş değiliz. Salına da, salına da gel. Bunu hakikaten çözemiyoruz, evet, ya baba. Bence bu nedir? Ya niçin bunda... kadın orada modern bir dans yapıyor ve sen aslında yöreselsin. Şey yok yani, abes bir şey yok. Yani şimdi ay, abes demedim, sadece oradaki garip. Müzikte yani altyapıda işte halk müziğinde mesela ne bileyim bas gitar kullanıyoruz, işte gitar kullanıyoruz. Onlar yani bizim şey müziğimizde yok. Yani bu dansta da işte yani stilize ve modernize denen hani böyle şeyler var. Yani çünkü dans her şeyi anladım. Neden o türküde sudasınız? De su da vallahi ne bileyim ya yani dikkat çeksin diye. Ya şimdi böyle şeyleri bazen işte klip yönetmenlerinin çoğunlukla türkü söyleyen sanatkarlarımızın kliplerinde su vardır hep. Var ve genelde akıllarını yitiriyorlar klipler çekilirken. Mesela Atiye klip çekerken daha bilinçli bence. Sizi klip çekmeye götürdüklerinde kaçırıyorlar mı? Ya biz işte kendi şey imkanlarımızla ancak işte böyle bu kadar oluyordu. Ya o da yüzden... orada birisi şey mi diyor mesela, ya gel şurada sulak bir yer var orada mı yapalım diyor. Nasıl oluyor? Ya o dönem ona aslında öyle hep birlikte bir karar verdik işte. Dedik işte suda yani olsun dans, böyle bir şey hani daha şık görünür diye. O dönemin o koşullarındaki o teknolojiyle görünen bu yani. Üzgünüm. Hayır, harikulade. Devam. 2002. Yavrum, dolaş yine bana gel. Görsel teknolojilerin kullanımına dair tercihlerinde fark yarattın ve belki de son 10 yılın en Paint Terk klibine imza attın. Dur. Hüseyin henüz bu teknolojiye erişilmedi. Siz nasıl vallahi yaptınız üzgünüm. Bunu? Benim bir arkadaşım vardı. İşte yani artık yaptılar işte animasyonu. Sağ olsunlar. Ama bu da eski galiba. Bu klip de 2000... Söylemek mi istemiyorsun? Unuttum tarihini ya. Vallahi o kadar şey... Diğeri suda geçen 2002 o dedim. O 2002 idi. Bu da 2006, 2007 olması çok lazım. Çok eski. Çok yani. Eski. Ama şey... Ben Hur'dan hemen sonra. Ya bence hani şey var ya, anlatımı var. Benim için önemli olan o. Önemli olan o. Devam. Biliyorum neden yapmayayım diyerek kendinden 9 adet klonladığını unutmuş değiliz Hüseyin Turan. Ve sen Hüseyin Turan, atarlılık konusunda Demet Akalın'ı bile geride bırakacak sözlere sahip bir şarkıyı seslendirdin. Acayip hayvanlara benziyorsun dedin birilerine. Cinlere, şeytanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen. Geçmişini silemezsin Hüseyin Turan. Hanımlar beyler, kısa reklam arası, dönüşte tekrar Atiye ile döneceğiz. Unutmayın.
Hanımlar beyler devam ediyoruz. Atiye'nin dansları hoşunuza gidiyor mu? Evet çok. He? Yapabilir misiniz? Denediniz mi hiç kendi yarışmanızda Atiye gibi dans ediyorum dediniz mi hiç? Hiç istemedim ama dans eden bir arkadaşımız vardı yarışmada. Atiye gibi dans eden. Hayır, sadece onun şarkılarını duyduğumuzda aklımıza gelen tek kişi oydu. Çünkü saçları falan biraz benziyordu. O kadar ama hiç kimse onun gibi dans edemiyordu tabii. Hüseyin'cim siz Atiye gibi dans etmeye çalışır mısınız evde yalnız olduğunuz zamanlar? Vallahi ben kızla bale yapıyorum abi. Kuğu gölü balesi yapıyoruz. Vallahi ciddiyim ciddi ama. Ciddi misin? Vallahi bak, ciddiyim. Bak babalar nasıl işte görüyorsun. Seninkisi şimdi 6 yaşında. Evet 6 yaşında. Evet. İşte önümüzdeki yıl ilkokula başlayacak. Harbiden. Ondan sonrası da Allah kerim. Benimkisi de 5 yaşında. 5.30'a doğru gidiyoruz. Kızlarımızı tekrar bir araya getirelim. Çünkü vallahi sana iyi olur. Bir intikam borçluyum. Şimdi şey olmuştur uzamıştır boyu. Tabii ki uzun. Yani. Ama seninkisi çok erken uzamıştı yani. Çok büyüktü yani ya, devdi yani. Ya biraz büyüktü. Şimdi. Ya çok içimde kaldı da onun için yani söylüyorum sürekli. Ya mutlaka bir araya gelelim o zaman. Mutlaka bir araya evet, gelelim. Vallahi gerçekten. Babalar olarak bir araya gelelim. Tabii. Anneleri bırakalım. Yok anneler başımızın tacı canım onlar yani. Niye ya biz babalar. Çocuklarım. Ya durun. Bir dakika hayır. Hayır politik, anneler babalar. Şu anda beraber... politik yanıt veriyor öyle değil. Anneler ama, tabii ki başımızın tacı. Erkek kadın eşlerimiz. Elbette eşittir ama, değil mi yani? Ya tabii ki eşittir. Şimdi anladım ben senin mesajını. Onun için söylemiyorum. Biz babalar ve kızlar olalım. Çünkü kız beni mahvediyor. Bugün programı tabii biraz olur, erken de bitireceğim. Çünkü annesi ben ve kızımız yarın Miro sergisine gideceğiz. Daha gidemedik çoktandır. Biz de dün gidemedik. Gidemediniz. Evet. Yani evet. Peki. Ama en kısa zamanda buluşalım bence de. Baleye yani. Gidiyor mu kızın? Baleye gidiyor. Ya daha henüz onun şeyine gitmiyor ama kursuna ama şey ya çok ilgili izlediği şeylerden işte çizgi filmlerden oradan öğreniyor aslında. Evet. Ya şu Barbie'ler falan var ya işte. Evet. Bir yere kadar işte koruyabiliyoruz. İstersen kızları da almayalım biz seninle baş başa buluşalım. Sohbet edelim. Daha iyi galiba. Daha iyi galiba evet. Yani evet. İlgili olduğunu biliyorum sen de benim gibi. O yüzden hani ben her şeyi ben de takip ediyorum işte. Mesela şimdi şey var. Monsters'lardan falan koruyabiliyor musunuz? Kapıyı kilitliyoruz biz. Sen ne yapıyorsun? Vallahi biz işte... Deli ya! Baksana girdik. Çok konu. Acayip ya. Peki siz küçükken de böyle miydiniz? Hayır. Aslında küçükken böyle değildim. Siz çok küçük geliyorsunuz benim gözüme. Küçük çok, zaten. Çok. Kızımız yaşında Okan. 5 yaşında mı? Hayır o kadar da değilim ben. 20 yaş ben de hiç mı? Küçük bir yaş değil. Yok sen küçük değilsin biz büyüğüz. Biraz orada. Ne oldu programın başından beri bir tribe girdin. Kızın yaşı dolayısıyla mı tribe girdin? Yoksa sperm kaliten yüzünden mi? Bu mevzu kapanmayacak mı? Hayır, yanında bu hanım oturdukça kapanmayacak. Sizin bazı görüntüleriniz var elimde, onları göstermek istiyorum. Buyurun efendim. Sonuca odaklı yaşar. Aynen öyle. Popoyu dönüp yatar, evet. İşini bitirdi. Ama biz ne istiyoruz? Ya birazcık daha dokunsun, birazcık daha beni önemsesin, hatta bunu söylesin. Aslında Türkiye'de %80 erkeklerin ayak takıntısı vardır. Ayaktan haz ederler. Hani farklı şekillerde yapmak isteyebilirler. Siz şimdi televizyona çıkıyorsunuz, çatır çatır bu konuları konuşuyorsunuz. Bence iyi ki de konuşuyorsunuz. Çünkü her programda söylüyoruz efendim, lafı uzatacak değilim ama şunu söylüyorum. Bu konuları konuşmadıkça yani efendice ve bilen insanlar, doz bilen, ölçü bilen insanlar bu konuları konuşmazlarsa işte her programda alttan alta cinsel şakalar filan yapılıyor. Çok mutlu oldum bunu söylediğinize gerçekten. Burada olmak da onun için keyif zaten. Cinselliği konuşmadığımız için bazı şeyleri görüyoruz televizyonlarda. Şiddetleri görüyoruz. Kadınların dövülmesini görüyoruz. Evet. Haber bültenlerinde sokaklarda kadınlara yapılanları görüyoruz. Birazcık daha içi dolu olan cinselliği anlatabilsem ya da yaşatabilsek ya da işte bunun gibi konularda konuşabilsek aslında çok daha iyi yere gideceğiz de. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yani ben 20 yıldır programcıyım. Ben hakikaten programlarımda cinselliği yaşatıyordum. Fakat hepimiz yavaş yavaş küçüle böyle güdük kaldık. Minnacık kaldık. İçi boş ayıplarla. İçi boş ayıplar. Bravo. Çok güzel söylediniz. İçi boş yasaklarla. Çocuklar susun. Yaramazlar.
Buyurun efendim. Pardon hocam, özür dilerim. Vallahi tahtaya yazarım. Bak hoca hanım Hüseyin burada. Hüseyin abi buyurun biraz hocam. Pompala bir. Vallahi on numara oluyor. Buyurun hocam. Konu bulamadım. Ben dinliyorum. Şimdi bak tam biz bu konudan konuşurken yok sandalyeyi pompaladım, konu bulamadım. Yani bunu yapmayın. Kelimelere takılırım. Yani ben, bunu yapıyorsunuz ve yapmayın. Yapmayın. Ama zaten birazdan medya arkasında bak göstereceğim bunları. Çok özür dilerim ben. Pardon. Evet yani kolu bulamadıysanız o zaman yani ne yapayım? Hüseyin abi pompalamasın o zaman. Ya yani hayır ben yapmayın bunu bak yapmayın. Yahu yapmayın işte. Türkçe böyle yani abi, cinsellik abi, açık açık konuşulmayınca ha, işte sandalyenin kolu buldum. Kolu buldum. Hüseyin abi kolu bulamayın. Bir şey yani ha, tamam havayla. Pompaladım abi. Ha, bak abi. Ya, abi pompalayanlar kaldı. Nasıl mutlu? Ya abi, bak yapmayın. Biraz kaldırayım yukarıya. Yapmayın. Ya, vallahi bakın. Abi yani biraz benim, abi, bak, yukarıya kaldırayım. Bir dakika. Beyaz şova gidiyorsunuz. Hepiniz böyle anladın mı? Damat adayı gibi oturuyorsunuz ki bizzat bu adam damat beni adayı. Beni almadı. Şu anda ama bu programa geliyorsunuz yok sandalye. Şu an bu... Bu durumdan kurtulmak için şey konuşmak lazım. Osmanlıca konuşmak lazım. Böyle ya o da biz de sürekli mesaj verme be. Yok abi vallahi mesaj değil ya. Hayır. Hayır hayır şey oluyor gerçekten şimdi biz. Vallahi sizi dışarı çıkartırım sadece Atiye'yle arkadaşlar konuşurum. Arkadaşlarımla özür diliyorum. Hayır pompalamak dedi kal, ben de kal, dedim kaldırdım işte, buraya tamam, yukarıya. Tamam yani bir sandalye tamam tamam. Efe hocam çok özür dilerim. Hocam özür dilerim. Ya sizin gittiğiniz programlarda bu yaramazlar herhalde yokturlar da onlar rahat ediyorsunuz. Ama olsun da ister hocam bizi de ister yanında. İstiyorum tabii. Peki hocam sizin görüntülerinizle devam ediyoruz. Buyursunlar. Kadına hep ters gelir genelde bizim ülkemizde. Ama düşündüğünüz zaman eğer hani yapılabilecek bir şeyse erkeği başka kadına götürecek yolu niye açıyorsunuz ki? Normalde aile kavramının %80'i cinsellik, %50'si falan değil. Eğer orada bir açıklık varsa adam başkasına gidiyor işte. Açık ve net. Erotik film izlemek. İşte eşim internette sürekli açıkça saçı çok film. Normal. Öyle mi? Normal. Yani porno boyutuna gelmediği sürece eğer size fazla miktarda yaptırım illa böyle istiyorum sert hani haşin sizi rencide edecek bir durum olmadığı sürece porno izlenebilir. Erotik en güzel filmdir. Gerçekten hem kırmızı leopar file çorap siyah tül bunlar hep cinselliği birazcık böyle bir tık öteye götüren dur. Şeyler. Ne diyor? Hocam bir söylediğinizi anlamadım hakikaten. Çatır çatır konuşuyorsunuz, gerçekleri söylüyorsunuz ve mutlaka insanlar yararlanıyorlardır. Niçin erotik filmleri porno filmlere tercih ettiniz o konuşmanızda? Porno birazcık daha sert gelir cinsellikte ve yaptırımı birazcık daha yüksektir karşı tarafa. Erotikte daha duygusallık olduğu için kadına özellikle daha hitap eder. Vallahi bak şurada tek ayağın üzerinde durursun he. Konuk demem. Bu kadar müthiş bir oyuncu olmasaydın gerek Karagül'de gerek çektiğin filmde vallahi seni şurada 5 dakika tutmazdım. Haylaz! Reyhan bana ne oldu? Evet. Ben böyleyim artık. Böyleyim ben. Ya bilimsel haylazlığa izin veremem ben. Buyurun Ece hocam. O yüzden genelde mesela cinsel sorunları olanlara biz erotik film izlettiririz ve özellikle nedir ödeyebiliriz. Erotikle porno filmin farkı nedir efendim? Şöyle pornoda sınır birazcık daha aşılır. Hangi sınır pozisyonlar hocam? Pozisyonlar dahil beraber ikili ilişkiler illa iki kişi. Çocuklar bir dakika hocam çok özür dilerim. Ne oluyor? Hayır ne oluyor? Ben bir şey söyleyeyim mi? Onların hemen kalk. Yastığının eminim %40'ının %50'sinin yastığının altında şimdi hadi internette hayır, var. Hayır şey yapmayın. Hocam. Hayır hocam aman. Yastığının hocam. Altında. Ne? Hocam lütfen. Ya, hocam ne? Lütfen. Hocam buraya kadar sustum. Kolaya sustum. Hocam hayır. Lütfen. Evet. Bir şey dedim mi? Hayır yastığının altında aşk mektubu vardır dedi. Ve doğrudur hocam haklısınız. Peki biraz daha hocamın görüntüleriyle devam edelim. Buyurun. Yüzde belki de 70'lerde 80'lerde cinsel problem var. Hele de cinseliz. Hocam siz yüzdesiz konuşmuyorsunuz maşallah. Bilimsel çalışmalardan bahsediyorum. Net. Peki ya bu bize bulaşırsa mesela bir yerden içeri sanatçılarla ilgili söyleniyor ya önden korumaları koşturuyor asistanları koşuyor giriş yapıyoruz diyorlar mesela bir yere girerken giriş yapıyoruz diyorlar çıkarken de çıkış yapıyoruz diyorlar mesela. Mesela diyelim ki ben bir yere giriş yapıyorum o anda hocam kendimi ölçebilir miyim şu anda %75 seksiyim diye. Ama genellemeler var Okan Bey yani mesela Türkiye'nin net
bir genelleme söyleyeyim. Bir erkek hayatı boyunca erken boşalacak. %80'i erken boşalacak. Hayatının bir aşamasında. Hangi net adam karar. Bu? Onları herhangi uyaralım. Herhangi bir erkek. Yani herhangi bir erkek. Cinsel olarak aktif olan her erkek hayatının bir aşamasında %80 erken boşalacak. Bu erkeklere açıklıyorum. Kemal evet. Uçar, Bülent Polat, Bay J. Hayda. İhale bize kaldı. Merhaba. Evet, ama tersine... görüntülerle devam edelim. O görüntüler. Muhtemelen menopoza girdik. Kuruluk, sıcak basması, terleme, hormonların pik yapması. Dur. Adamı... Hocam şu anda bende kuruluk, ateş basması ve hormonların pik yapması var. Durun ne gibi? Hayır. Niçin? Niçin bana bunu yapıyorsun? Hayır niçin? Niçin? Niçin bunu bana yapıyorsunuz? Yani bu menopoz şöyle bir konu mudur? Mesela evde kimse menopoza girmiyorsa ki bizim ev çok gençtir. Ben mi menopoza giriyorum hocam? Yani kimse zaman... girmiyor. Mesela bir sürü kadın var. Bizim ev kadından geçirmiyor. Herkes kadın. Anne kadın, çocuk kadın, dadı kadın, yardımcımız kadın, gelen mürebbiyeler kadın, hocalar kadın, herkes kadın. Bazen ben evde kadından geçirmiyor ama hepsi çok genç. Çünkü yaş ortalaması herhalde 20 filan evimizde. Ne güzel. Yani kimse menopoza girmiyorsa ben mi giriyorum? şöyle menopozun... Ben andropoz yaşında mıyım peki hocam? Evet. 50 yaşındayım. Evet. Yapmayın ya. Evet. Ne oluyor andropoz? Beni bir ateş basıyor. Kadın tarafındaysanız evet ateş basabilir ama genelde erkeklerde basmaz. Erkeklerde yani, ne basar hocam? Erkeklerde kadın isteği artar. Kadın isteği. Aynen öyle. İki, cinsellik isteği olur. Andropozda. Evet, andropoz dönemi. Kaç yaşlarındadır hocam andropoz? Özellikle 40 ila 50 yaş arasını sınır biçeriz biz. 40 ila 50 yaşta gözler dışarıya doğru kayar, cinselliğe doğru meyil olur, kılık kıyafetlerde değişiklikler olur, spora kayılır, birazcık daha spor görünür. Çok sevimli bir şey değilmiş. İnşallah hemen girmeyiz yani. Bir dakika ama... Ben andropozdan çıktım. Doğru, 50'de... Peki, bildiğiniz gibi hanımlar menopozdan sonra doğurganlıklarını yitiriyorlar. Erkekler nelerini yitiriyorlar hocam? Ben çünkü onu yitirdim herhalde. Çünkü ben 40 ile 50 arasında giriliyorsa... ben Mart ayında 51'imi bitireceğim. Ve bütün bu andropozlu gençlerin yani... bu andropozda çünkü, bu da andropozda, bu da andropozda... sen zaten andropozdasın ben tanıdığımdan beri. Bu andropoz... ben herhalde çıkıyorum değil mi? Biraz önce dedi ki tipe bakarak siz değerlendirebilirsiniz diye. Ben bunun sizin tipinize bakarak öyle olduğuna inanmıyorum. Andropozda değilim. Evet. Çıkıyorum, belki andropozdaydım çıkıyorum. Çıkıyor olabilirsiniz belki ama şu anki görünüş, yapı, tarz, düşünce tarzı asla andropoz değil. Stüdyonun kapısında. Değil. Ama ben hiç o zaman andropoza girmedim ki. Ben de hiç ama mesela gözüm girmesi, dışarı çıkıyor. Ama Okan Bey herkesin girmesi gerekmiyor ki. Herkesin girdiği bir dönem değil ki bazıları. Ha. Girer, bazıları çıkar. Peki hiç girmemek mümkün müdür mümkün, bir erkek tabii için? Tabii ki, tabii ki. Ama tabii bir kadın için ama, menopoza girmemek mümkün değil evet, galiba. Menopozdaki yaş ortalamasına denir kadınlarda, özür dilerim. Kadınlardaki yaşa denir menopoz. Ama andropoz erkeklerde bir dönemi geçirebilir de geçirmeyebilir de. Yani bir arkadaşa bakıp çıkıyor yani herkes. Devam, bravo. Devam. Diyor Helen, diyor ki benim ön sevişmemi daha uzun tut diyor. Beni daha önemse, daha iyi öp diyor. Dokun evet. diyor. Gözlerimin içine bak diyor. Ben işten doğru yorgun diyor. Argın geldim. Olur mu? Genetiğinizi biliyoruz biz. Şey diyor, günde eşimle... Bu böyle tabirlerin olduğunu sanmıyorum. Bu herhalde siz bir tıp dili gelişti. Yani bir sağlık diliyle böyle konuşuyorsunuz. Mesela bir kadın eşine dönüp de benim ön sevişmemi lütfen daha iyi tut, bir şey yap falan filan diyebilir. %90 kadın yine diyorsunuz ki yüzde kullanıyor. %90 kadın ön sevişmenin uzun tutulmasını ister nokta zaten. Ön sevişme nedir? Bu çok saçma bir şey değil mi? Neden? Ön sevişme. Dokunmaktır, gözlerinin içine bakmaktır, öpüşmektir. Hayır ama evet ama bunlar zaten olan şeyler değil mi? Işte, yoksa garson gelip önden bunu... ne alırsınız hayır, dakika, der gibi böyle. Bir dakika. Siz de hayır. Bir dakika. Hayır. Hayır. Siz bunu yapıyorsunuz diye Türkiye'deki bütün erkekler bunu yapıyor demek değildir. Peki bir. Hemen belirteyim. Sağlık adına yaptığımız bu konuşmaları lütfen dikkatlice dinleyin. Lütfen. Şaka yok.
Çünkü insanlara yani bu ön sevişme galiba şundan çıktı. Biliyorsunuz 80'li yıllarda, 80'li yılların başında ülkemiz çok fazla kadın dergisiyle, erkek dergisiyle özellikle kadınlara ruhsal, cinsel, aileyle ilgili bilgiler vermeye çalışan dergilerle tanıştı. Dolayısıyla ben de o yılların bir genci olarak mesela bu ön sevişme benim de başıma bela olmuştur. Bu ön sevişme nedir anlamadım. Yani bir de bunu yapıyoruz, bir de önü mü var bunun diyerekten. Yani bu yani sanki daha fazla bir yük yüklüyor gibi ve sanki bu hep şöyle yansıtıldı. Yani bunu hanımlar tabii ki romantik olarak duygusal olarak daha doğrusu bunu tercih ederler. Halbuki erkekler öküzdür. Onlar böyle şeyler yapmazlar diye. Halbuki benim tanıdığım Bay J sadece ön sevişmede kalmış bir insandır mesela. O kadar romantik, o kadar evet. tatlı bir adamdır. Niçin erkekler hep böyle öküz muamelesi görüyor efendim? Erkekler sonuca odaklıdır, net. Nereye odaklanacağız efendim? İşim, biraz önce söyledim, işim olsun bitsin popomu dönüp yatayım. Kim bu erkek? Genel erkekler. Ama içimizde de yani şey de çok bence yani bayağı bir şey var, öküz var aslında değil mi? Böyle abi? Demeyin lütfen. Yok bence diyelim yani ülkemizdeki işte şey duruma bakınca, benim, genel duruma bakınca bana, aslında öküzlerin olduğu. Bana danışan ve bana gelenlerin çoğu, gerçek söylüyorum. Halbuki bunu... bir erkek eşine, çünkü bir de biz çok tutucuyuzdur değil mi bazı konularda? Mesela eşimize ailem der. Evet. Değil mi birçok şey? Evet. Yani sadece eşe, ben eskiden çok anlamadım. Mesela ailem diyor. Bir tek karın var kardeş. Olsun. Yani çocuklar nerede? Annem baban nerede falan. Ailem der. Eşi aile, kutsal. Sahiplenici. Kız efendim. Çocuğu onun için kutsal. Yani nasıl böyle bu kadar bencil olabilirler? Ben hiç anlamadım. Ama bunu ben şöyle anlatayım. Genetik var, bir gen var. Bir DNA var. Erkeğin genetiğinde bu yazıyor. Cinsellikte bencil olunabilir erkeğin. Fakat ben birçok belgesel seyrediyorum. Mesela aslanlar hiç ön sevişme yapmıyorlar ya da geyikler. Yani hiç ben aslanları eleştiren görmedim. Mesela National Geographic fotoğrafçılarından ya da çünkü yani bu aslan da yine ön sevişme yapmadı. Şu geyiğe bak ya da şu beygire bak falan diyen bir adam duymadım ben. Üstlerinde hep böyle bir işte kamera olduğu için onu ya belki mükemmel. Peki niçin bu sağlıkla ilgili konuşmaları yaptık? Çünkü şimdi medya arkasında da göreceğiz ki insanların hayatı gerçekten zor televizyonda. Bu konuşmalar rahatlıkla ve akılcı bir şekilde yapılamıyor. Buyursunlar efendim. Duralım. Yine hocamın bir programındayız. Galiba bitiş. Bir takvim yılının bitişi midir program? Evet, anladım. Görelim efendim. Nasılsınız? Çok iyiyim Adnan Bey, siz? Allah'a hamdolsun. Maşallah. O benim prenses. Maşallah. Maşallah. O Belil Hanım buradan çok dikkatli bakış attı. Aman Allah'ım. Ebru Sultan. Çok keskin bir bakışta dikkatimi çekti, evet. Aydın Hocam ve baş sultanımız maşallah. Sever misiniz Noel Baba'yı? Hiç sevmem. Dört. Bakınız burada da Noel Baba'yla ilgili bir konuşma yapılıyor. Biliyorsunuz ülkemizde tartışıldı. Galiba Noel'le yılbaşını karıştırıyor evet, insanlar. Noel başka bir şey, yılbaşı başka bir şey. Yılbaşı biliyorsunuz biz takvim yılının bitimini, yeni bir takvim yılının başlanmasını yani 2014'ten 2015'e geçerken ki ben her zaman 2017'ye direkt geçirmesine salık verdim. Ama bu yeni takvim yılında yeni dilekler, yeni umutlarla insanlar bunu kutlarlar ya da kutlamazlar. Noel başka bir şeydir. O zaten yılbaşında olmuyor o Noel. Her neyse. Evet fakat Noel Baba'ya karşı bir tepki var. Neden olduğunu da anlamıyorum. Noel Baba başkasının değil ki. Noel Baba bizzat bizim topraklardan. Öyle değil mi? Evet koca. Değil mi? Ama bakınız bir programda ki derin futbol farkıyla ekranlarda 2014'ün enlerini seçerlerken konu bir anda Noel Baba'ya geliyor. Fakat konuşmacılarımız o kadar bilgililer ki bakın neler anlatıyorlar. Madrabasın tekidir. Sen bu Noel Baba ne şirin değil mi? Sakalları var beyaz. Yaşını başını almış 70 yaşında bak elmacık kemikler hafif çıkıp böyle muhtemelen... Kuzeyli İskandinav tipli bir şey. Doğru. Bir defa adam olsa.
kapıdan girer. Niye bacadan giriyorsun kardeşim? Dur! Çok iyi. İyi tespit. Böyle baktınız mı hiç konuya? İyi tespit. Konuya böyle baktınız mı? Hiç Noel Baba'yı böyle eleştirmiş miydiniz? Yok, Atiye söyle. Bay J, zaten... siz buyurun. Yok. Evet. Böyle olduğu için şeyde işte kovaladılar Bolu'da ya zaten. Yazık yani bir tane Noel Baba'yı. Ya. Vallahi yani işte... şeyden niye yani giriyorsun? Ahlaki bacadan olarak niye giriyorsun ha, niye bacadan giriyorsun? Bravo. Bak neler neler işte bu da başka bir şey. Çünkü bacadan girmek de bizde başka bir anlama geliyor. Devam. Doğru. Bir defa adam olsa kapıdan girer. Niye bacadan giriyorsun kardeşim? Nasıl? Adam değil diyor Noel. Bir dakika hocam ne kardeşim hocam, böyle bir şey 39 yaşındayım. Ben böyle bir şey duymadım. Ben ilk defa. Hocam özelliği ama zaten. Ama doğru o. Bir dakika. Ama bir şey söyleyeceğim. Onu bir kardeşim. Özelliği o zaten. He? Noel Baba'nın özelliği nedir? Bacadan girer. Niye dam be kapıdan girer? Kapıdan girse Noel Baba olmaz hocam. Şimdi bak şu kapı bak. İlk defa Noel Baba adam değildir diye bir yorum gördüm ben. Dünya tarihinde ilk defa oldu. Sordun mu Noel Baba adam mıdır diye? Şimdi her kim ki Türk futbolunda kapıdan girmiyor da bacadan giriyorsa Noel Baba. Bir defa Noel Baba sahtekarın önünde girilir. Çocuklara göre örnek. Bakınız. O bir yere gelecek. Yani alttan alta bak oradan evet. Nereye gidiyor? Bak kapıdan değil de bacadan yani. Girmiştir. Noel Baba sahtekardır o zaman o da Noel Baba'dır. Vay 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 vay. Yani hayat acıdır, soğan da acıdır. Hayat bir soğandır. Anladın mı? Hani düz mantık meselesi yapıyor. Bak 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 ne acayip bak devam. Çocuklara kötü örnek. Ya hocam Türk futbolunda var mı Noel Baba? Yok abi ben bilmiyorum. Biliyorsan sen söyle. Ben biliyorum. Kim? Söyleyeceğim birazdan. Tamam. Şimdi bu herif kardeşim kapıdan girmiyor, bacadan giriyor. Her yıl 6 Aralık'ta adam çocuklara mı? Ne bileyim ne oldu da belli değil ki et mi balık mı? Bacadan giriyor çocuklara indiriyor. Tamam mı kardeşim? Bu... Ben yemişim Noel Baba'yı. Ben de. Bu esnaflar... Kapitalistler. Kapitalistler indirsin diye. Dur! Bir tane bak de... hemen kapitalizme falan geldi konu. Ekonomi falan. Yemişim Noel Baba'yı. Aynen öyle. Bence 2014 ile ilgili en güzel yorum bu oldu. Yemişim ulan Noel Baba'yı. Devam. Kapitalistler indirsin diye. Bir tane de yalandan yere Noel Baba bulmuşlar. Çocuklara indir ediyorlar. Kaldır. Şeyden soruyor, sokuyorlar. Neredeymiş bu? Dur! Dikkat edin. Norella suratı yaptı. Dikkat edin. Bir daha göster. Aa, buyurun. Nur yerli taş suratı yaptı. Dikkat. Herkes caps alsın. Herkes caps alsın. Bir daha görelim. Dur. Görelim onu. Norella suratını. Evet burada. Devam. Şey adam ol şeyi de kancası altta olur mu bir adamın ya? Ya bu bir mizahsen. Dur. Bunu anlamayacak. Şimdi bakın bu şey değil. Kasti olduğunu sanmıyorum ama o sırada da Adnanay Baba da ulan ne kılığına girelim ne kılığına girelim. O kılığa girdik, itfaiyeci kılığına girdik, işte Efe kılığına girdik, Zeybek olduk, şu olduk, bu olduk falan filan. Bütün bunları yaptıktan sonra ha baba Noel Baba kılığı. Bak bundan sonra da bu. Ne acayip. Orada da hani nasıl Ahmet Çakar Noel Baba'ya güzel bir şey yapıyordu, benzetiyordu Noel Baba'yı. Adnanay Baba'dan Noel Baba'yı savunuyor hocam. Sanki denk gelmiş. Peki görelim. İşte bu kadar işte. Noel Baba hediye, sana bile hediye getirdi. Kocaman adamsın, utanmıyorsun. Sakalını da aşağıya kızdırıyorsun beni. Ne yapmış Noel Baba sana? Bir şey mi yapmış sana Noel Baba? Ya ben, ne yaptın Noel Baba'ya? Ayıp deme adam, kaç yaşında adam akıllı, utanmadı. Kaç yaşında bu Noel Baba? Sembol olmuş. Biz bütün dinleri kabul ediyoruz. Bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Ne konuşuyorsun? Sosyal demokrat. Faşistsin sen. Dur! Bak lafa bak. Sen ne konuşuyorsun? Demokratmış, faşistsin sen. Noel Baba'dan. Nereye gittik ya? Bu ya? Noel Baba nasıl bir şeymiş kardeşim ya? En kızgın Noel Babasıydı. Evet vallahi. Devam. Sosyal demokrat. Faşistsin sen. Herkes ekranları başına geçsin. Huşu içerisinde bu bölümü seyredin. Nazlı Hanım yılan dansı öğreniyor. Öyle kolay değil tabii ki. Fatih Yürek öğretiyor görelim. Kaldı. Şimdi sonra böyle yapıyorsun. Şimdi solo. Şimdi. Asmalarda ürüyüz, yasmalarda ürüyüz. Okay, are you coming? Dur. Efendim, Azeriler. Fakat orada çok güzel bir laf ediyor.
Amerika'da değilsin böyle. Burada diyor adamların kucağına falan oturulmaz diyor. Bak 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 bak. Bak. Görelim. Bir gün sabah hamanı tabii ki Mariotta çağırır. Çünkü orada çıkış edecek. Bizimle birlikte olacak. Ama Samir orada olmayacak. Samir bundan kifayetlen sabah bizlikti. Sen Katın Luna. Amerika'da değil sana. Üzü biraz abırlı apar. Bakıdasın. Eşim. A harfinden başlayın Z harfine kadar gelebilecek bütün güzel görmüş olduğu bayanların hepsine yazmış. Baktım bir oluyor, iki oluyor, sürekli yazıyor ama 5 ay boyunca yazdı. Sonra konuştuk. Biz sonra işte arkadaş olduk. MSN varken MSN şifresini istedim ben bundan. Sonra MSN'den tabii ki yeni Facebook şifresi istedim. Şifre geldi. Ondan sonra mesajlara giriyorum. Bir bakıyorum ben diyeyim 10, siz diyeyim 20, Yasin desin 100. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye ne yani? Yazmadığı kişi kalmamış. Sonra gittim çıktılarını almaya gittim. Arabayı sürüyor. Benim surat bir karış. Çantadan çıkardım. Şılak hemen önüne koydum. Anladı. İlk sahibi aldı. Bu halamın kızı Fatoş. Bu teyzemin kızı bilmem ne. Bu işte Ayşe. Eskiden atın üstünde yapıyorlar. İşte şimdi işte. Onu göster. İşe yaradıysa problem yok yani. Evet. Teyzemin kızı Fatoş. Evet. Doktor Feridun Kunak stüdyoya ne getirmemişti? Her şeyi getirdi. Yani bir adam stüdyoya her şeyi getirdi. Ne getirmemişti? At getirmemişti hocam. Atı da getirdi. Buyur. Bunu göstereceğiz Serap Hanım'cığım. Hiç gerek yok öyle bir şeye değil işte mi? Onun eskiden içine... zaten çıkma sebebi dedik ya. Oh. Hani koymadık altına. Hah tamam. Şu... Tam eğerinin altına bunu sıkıştırdıkça habire böyle gittikçe et iyice eziliyormuş. Zaten tuzlu et olduğu için iyice de suyu çekip güzel kuru bastırla ne oluyormuş? Bastırma ya da pastırma oluyormuş. 1.70 iyi değil mi? Sen kaçsın? 1.70 ama ben topuklu giyiyorum. Aman giyme canım, insan ama aşık. Ama giyiyorum yani. Ben vazgeçmem topukludan. Ya topukludan vazgeçme ama yanındaki adama çok aşık olursan boyu da çok önemli değil yani. Sinem Hanım. Efendim. 5 santim 10 santimle bir aşık olacaksa zaten hiç olmasın. Yani. Pardon bir şey söyleyeceğim. Ya ben bunda alkışlanacak bir şey göremiyorum yani. Yani evet. Konuşmak için konuşmak. Bakın burayı dikkatle izleyin. Burada hakikaten akla ziyan bir tartışma geçiyor. Buradaki önemli olan şu. Yahu seyircinin kanaati ne çabuk değişiyor ya. Yani o diyor ki, sen aşık olacaksa 5-10 santimle hiç aşık olmasın. Ay, şak. Hadi canım ne diyorsun? Şak. Hadi oradan şak. Olur mu ya? Şak. Yahu sizin bir fikriniz yok mu? Devam. Konuşmak için konuşma lütfen gerçekten. Hani ben kırıcı konuşma... oluyor. Yok, kırıcı oluyor. Hani bir şey söyleyeceksen de açıkça söyle. Böyle kırıcı olmadan daha söyle. Daha açının ne ben söyleyeyim bugüne... ben canım benim. Sen kalkıp benim istediğim kişi için ona yorum yapamazsın. Öyle biz biri değilsin. Yapamaz. Saygı öyle bir hakkın yok senin. Anlatabiliyor muyum? Burada neden varız biz? Sizi aşmayın. Özgürce karar verebilmek için. Biz başka hiçbir şey için değil. Yani... Evlilik için buradaysan eğer o zaman gerçekten herkese de saygı duy. Biri gibi davran. Ciddi ol yani. Biz neden buradayız? Onun için güvendiğimiz için. Ya acayip bir kafa karışıklığı var hocam. Öyle değil mi? Acayip bir kafa karışıklığı. Yani evlilik nedir? Seks nedir? Çocuk niye yapılır? Evlilikte ne olur? Aşk nedir? Saygı nedir falan. Hepsi birbirine karışmış. Ve sadece bu bütün kafa karışıklığının üzerinden hakikaten insanlar kavgaya tutuşuyorlar bir de. Hani sadece kafa karışıklığı değil yani. Bir de kavga nedeni olmuş. Devam. Saygı duyun. Fikirlerimize saygı duyun. Ya lütfen sen bana yorum yapma ya. Yeter. Sen bana yorum yapma ya. Ben senin yorumuna ihtiyaç duyacak biri değilim. Doğru söylüyorsun. Sen bana yorum yapma. Sen doğru lütfen söylüyorsun. Bizden beyin olarak yapma. Üstün olduğunu zannediyorsun ama doğru söylüyorsun. Ha, öyle mi? Evet. Üstün olduğumu zannetmiyorum. Öyle yeter, bir hafif yok ya. Fikirlerine dikkat et. Bahar, mikrofona. İnsan, bir saniye. Bir şey söyleyeceğim Bahar. Bir saniye Sinem Hanım. Hayır Hüseyin. Tek bir şey söyleyeceğim. Bir dakika lütfen. Bir şey ya bir dakika ama ya ne yapıyorsunuz? Belki Yunus'a belki yanlış yapmış olabilir. Dur. Geçtik Esra Erol'e. Esra Erol. Esra Erol'de çok şiddetli kavga çıkıyor. Çok şiddetli. Yani anlayamıyorum tam. Halbuki sonuçta çay içilecek. Evlenilecek. Çay evlilik. Doğru. Basit yani, denklem. Çay içelim mi? Evet. Şeyi bilinçlendiriyorlar toplumu güzel. Mutlaka. Yani bunlar bilinçlendirmese biz ne olurduk kim bilir yani. Devam. Olabilir.
Bozca'daki. Ben biliyorsunuz 3 seneden beri bir programdayım. İnsanlarla konuştuğum zaman az çok nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilen bir insanımdır. Hayat görüşüm öyledir. Şuradaki locada oturan bütün bayanlardan en delikanlısı da bu kızdır. Kendi adıma konuşuyorum sen. Kendi adıma konuşuyorum zaten ben. Ben kendi adıma konuşuyorum ben. Ben kendi adıma konuşuyorum. Esra abla. Beyefendi, ay kendi aşkım. Ay temizlerim, sen kimsin? Bir şey rica. Lütfen. Adnan. Kendi an abi. Sevgili abi, acaba rica etsem geçen programda yaptığımız bir şeydi. Türkünü söylemeden önce bir aşık atışmasına girer misin? Kimle gireceğiz? Benle de olabilir, Atiye ile de olabilir. Ama elimde müthiş bir koz var sana karşı. Bay J. İnanılmaz bir ses, çok hoş bir ses, çok dağıtıcı. Verir mi mikrofon? Evet. Olur abi. Burada zaten Atiye veriyor. Biz hemen... Bay J ile ilgili sesini kaybeden Bay J'yi biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Sabah 7'de gelmek hangi radyodasın bize bir kere daha söyler misin? Capital Radyo'nun sabah şovundayım 7-10. 7-10 sabah 7'de gelmek ne demek radyoya? İnsanın sesi yoktur sabahleyin o saatte. Sesi olmaz. Ve bakın çocuğun başına neler geliyor görelim. Bay J ve arkadaşlarından herkese merhaba. Bugün abi kim değiştiriyor ya? Bu benim equalizer ayarlarımı Allah aşkınıza ama ya. Oynamayın diyorum. Nasıl benim Brigitte böyle miydi ya? He? Bakayım. Böyleydi herhalde. Yok abi bu Gökhan Grup preseti. İyi böyle be. Dinleyiciye de değişiklik olur hem. Fena mı? Bir de stüdyoda şarkılar sıfırın altında çeviriyor. Arkadaşlar şu kırmaya bir dokunalım. Dersin altını atıyorsun abi. Atı atıyorum abi. Yüz helsin altını atıyorum. Herhalde şöyle bir şeydi benim eğer değil mi? Bana benzemedi mi? Yok ya bu da sen değilsin. 8K civarını biraz parlatman lazım. Parlatayım parlatmasına da bakalım. Şimdi nasıl oldu baba? Bana benzedi mi ha? Ha? Hayır abi, hayır ya. Bu da ben değilim ya. Bir tık mid vermem lazım. Pazar, pazartesi, salı. Çarşamba. Hah, ya abi söyleyin, oynamasınlar benim equalizer ayarımla ya. Pazartesi, salı, çarşamba, dada dandini, oldu. Dada dandini. Elimdeki evet. Koz Bay J. Evet. Ve karşısında mükemmel bir ses yani Hüseyin şimdi, Turan. Yani irticalen ve doğaçlama bir şey yapacağız ama hani eğer bir hatamız olursa çok teşekkür ederiz. Abi hata dedim mi burada ben varım önce. Ne yaptığımızı şey, bile bilmiyorum. Ya şimdi aslında bu bütün ozanlardan eski halk aşıklarından özür dileyerek haddimiz olmayarak bu hem şey olsun, böyle bir hoşluk, eğlence olsun. Şimdi yani halk edebiyatında gelenekte şey vardır. Yani bir ayak belirlenir. Yani bu bir cümledir. Yani bir onu istersen onu sen belirle. İstersen anlatma, anlayamaz bu. Ben tanıyorum yıllardır. İstersen bir örnek ver. O da oradan gitarla ya, konuya rock uygun mesela. Yani bu işte ne rock bileyim? Cevaplar evet. Hani işte ya İşte geldim yine dadaya, dadaya, dadadadada dandinista, dadadada dandinista gibi. Evet, okay, şimdi yani, Bay J'de sıra. Abi buyurun. Kelimeyi çok az tuttun ama da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  dedi. Hayır, ben ondan de sonrasını işte ben hani onu şey verdim. Onu kekelediği için öyle yaptı dadadadadada diye. Evet. Evet, ben böyle söyleyebiliyorum evet. Dadayı. Şimdi sıra sende. Buyurun Tunca. Da
dadaya dandinistaya, dadaya dandinistaya. Çok fenaydı, çok fenaydı. Çok fenaydı. Yanıt ver abi lütfen. Nereden geldin sen buraya? Nereden geldin sen buraya? Ha, böyle laf sokmak da var. Tabii var, olmaz mı? Öyle mi? Efendim, kolla olmayacak laf sokmak. Rica edeceğim. Sözlerle, buyurun efendim. Tamam, tamam. Evet. Ağzımızla. Evet. Öğrendiğim iyi oldu. Nerede kalmıştım ben? Nereden geldin sen buraya? Nereden geldin sen buraya? O kan... Bu renk gömlek bu ceketle giyilir mi? Giyilir mi? Biraz Ayşe Nur'dan örnek al be adam. Hemen cevabı geliyor. Giydim ceketimi geldim buraya. Giydim ceketimi geldim buraya. Evet ya, gecenin bu vaktinde. Mikrofonu takan çocuk dedi ki rap olacak biraz burası galiba. Bu gömlekle mi çıkacaksın yayına? Evet dedim, beğenemedin mi? Yok abi, çok güzel, estağfurullah dedi. Olmaz, durun. Bir dakika, olmaz, stop, stop, stop. Bay J biraz önce iyi bir hamle yapmıştı. Fakat zayıf görüyorum. Atiye, Bay J'ye yardıma gider misin lütfen? Çok teşekkürler. Hadi. Buyurun, alkışlıyoruz Atiye'yi. Hayır! Hayır! Laf sokuyoruz. Bence gayet güzel gömleği, hiç merak etme. Hayır, öyle değil. Öyle gayet ya, ben yapamam şimdi bunu. Utanırım ben. Ya sen Bay J'ye destek olsan şöyle, olur. Gayet güzel gömleğim. Sen hiç merak etme. Aynen. Gayet güzel gömlemin. Sen hiç merak etme. Yerime söyledi zaten. Çok da güzel söyledi. Çirkin laflarıma bu güzellikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ya bunu, vallahi bunu kesinlikle sen boz. Çünkü sen o kadar tatlı bir adamsın ki aşık ya, atışması bile yapmıyorsun yahu. Ya çok yes. Şimdi hazırsız şey yakalandık şimdi, hazırlıksız. Yani bunu biraz bir şey yap, biz öbür yani oraya gelene kadar yani ön muhabbet, ekmek yemek lazım hakikaten. O çok önemli ve değerli bir şey. Anında o kelimeleri bulup arka arkaya böyle şiirsel bir şekilde. Evet, yani, haklı. Zor geldi şu anda. Saygısından yani böyle yapıyor. Evet. Öyleyse aynı zamanda o zaman bir türkü dinleyelim Hüseyin Turan'dan. Alkışlıyoruz. O zaman hem istenen hem de çok hep beraber okuyabileceğimiz güzel bir Bolu türküsü. Gel.
sanırlar. Zaten bende tali yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende tali yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Sarmışlar yollar, salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Yar nereden geleyim, hep sarmışlar yollar, salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Teşekkür ederim. Yahu ne güzel bir ses be. Ne güzel bir ses be. Harikuladesi. Hemen bir tane daha rica edeceğiz. Bu arada... şunu göstermek istiyorum. Bakınız bir izleyicimiz ne biçim Noel Baba diye benim sözüm üzerine Ahmet Çakar'la Nur Yerlitaş'ı aynı fotoğrafta bir araya getirmiş. Hakikaten Ahmet Çakar ustamız acaba Nur Yerlitaş'a övgüler gönderirken bir yandan da Nurella mı yapmaya çalışıyor onu merak ediyorum. Tekrar Hüseyin Turan buyursunlar efendim. Yine böyle bu havada mı gidelim?
çökmüş dağına. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Vay be, vay be, vay be. Ağzı öpülesi adam, elleri öpülesi adam. Harikulade. Elimde Bülent Polat'la ilgili çok önemli belgeler var. Buyurun. Geçmişini silemezsin Bülent Polat. Türkiye seni Avrupa yakasındaki Şesu karakteriyle tanıdı. O zamanlar saçın uzun, bıyığın inceydi. Bağırmak diye bir fiil yok Türkçemizde. Ki belki de ince de olsa bir bıyığının olması iyi bir fikirdi. Bir tane daha burada alabilir miyim? Tabii efendim. Sen de bunun farkında olsan gerek. Bıyığının yüz ölçümü yıllar içinde canlandırdığın karakterlerin kallaviliğiyle doğru orantılı olarak artacaktı. Yani melodrama değil, bildiğiniz sert bir drama yapıyorum. Acayip hikayelerde canlandırdığın karakterin yanında en belalı psikopat bile bir barış elçisi, bir sevgi yumağı, bir şefkat deryası gibi kalıyordu. Biz bunun gerçek hayatta bir yansımasının olmadığını uma geldik. 5000. Maria bırakıyorum. Bu Sadır'ın en sevdiği enstrüman. Ki esasında psikopat rollerine yatkınlığını biz çok önceleri keşfetmiştik. Ben damat olayım, sen gelin ol işte ya. Oynayalım şunu artık ya, ben çok sıkıldım bak. Ha, uymuyorsa sana eğer, ben gelin olayım, sen damat ol. Ne dersin dayı? Fakat güler yüzlülüğünden olsa gerek psikopatlığı pek konduramamıştık. Hadi canım. Hadi canım. Bazen İngilizce tiratlar attım. Hell is... Well, you know Sharky. Bazen de İngilizcenin ağzını gözünü kırdım. How are you gonna love someone else? How? How? Buzda dans yarışmasında çanağı kırmanın eşiğinden dönmene rağmen yatay konumda da olsa reveransını yaptın ve sanata saygını bir kez daha ispatladın. Dünden sonra sabah hastaneye gittim. Tekrar kaburgamda zedelenme var. Aslında bugün buraya çıkmayabilirdim de. Geçmişini silemezsin Bülent Polat. Hanımlar, beyler, gitarda Mert Özkaya ve Atiye şimdi bize bir canlı performans yapacaklar. Bu arada Tut Sözünü filminde tabii ki Bay J'nin de oynadığını söylemek istiyorum. Çok eğlenceli. Bugün ne oldu sen filme gittiğinde? Seni bir seansa almamışlar ya galiba. Ben 17.40'da gideyim, gizlice seyredeyim filmi dedim. 17.45'te gitmişim. Giremezsiniz dedi ya. Aa. Gireyim dedim. Yani film bizim. Ben biz biraz karanlıkta gireyim falan. Almadılar beni abi. Ben, tamam biliyorum sizi sanıyorum ama alamam dedi. Bekledim, sonra karanlıkta bir sonraki şeyi bekledik. Yemek yedik falan etrafta. Kendi filminde eğlendin mi? Abi çok eğlendim çünkü yani böyle karanlıkta girdim hakikaten. İnsanlar gülüyorlar falan ya, sen bir şey yazıyorsun. Sonra oynuyorsun of, işte. Ne güzel. Ya o ara bir zengin oldum, çıktım yani. Sonra buraya geleceğim de yarısına çıktım tabii. O peki filminde kimi beğendin? Bay J'yi mi beğendin, Bülent Polat'ı mı beğendin? Birincisi beraber yazdığımız Giray'ın şahane bir performansı var Yalçın karakterinde. Onu çok beğendim.
Ben de. Çocuklar ben de da iyiydi. Sonuçta eyvallah, ellerinden geleni yaptı. Bülent Polat harikuladedir. Bülent Polat inanılmaz Bay bir şey oynuyor. Bay J de harikuladedir. Fragmana şey koymamanız büyük kayıp bence. Birazcık sürpriz olsun diye aslında onu konuşmuştuk. Ama Bülent Polat'ın oynadığı şey çok marjinal ve çok enteresan bir şey. Ya böyle ben biliyorsun yani kendim valla kötü olsa övemem falan. O yüzden de sana dedim ya biliyorum, program öncesi. Biliyorum, ben yapamam yani. Konuştum. Bir şey komik evet değilse diyemem falan. Harikuladesin. Gidin görün. Vallahi bilet iade yani ne bileyim. Yapma be. Bilet iade yani. Yani bileti sen ödeyeceksin. Vallahi para ödeyelim beğenmezler. Vallahi ödeyelim. Çok iddialı. Peki hanımlar beyler Atiye tekrar. Ne bileyim. Acı vermez, alışır hissetmez. Yüreğin yorgun, yolun uzun, yaşlı düşleri. Uyuşurken için tutuşur her hayalim. Büyümek derler, deler geçer. Yıllara gücün yeter mi? Yetmez, canını yakarlar. Yetmez, dağısı var. Dört başı mamur, asil vakur. Onlardan o seni alkışlarlar. Yetmez, seni yakalarlar. Kanadını koparırlar, öylece dur. İnatçı gurur, aslında bu işte bir yalnızlık var. Hazın arasında gider gelir durmadan, hep eğlence peşinde. Doktor mani teşhisi koymuş buna, sağaltılıyor binlerce yıldır. Sonrası kuraklık. Ne musakkanın tadı, ilkbaharın türküsü, şarkılar, oyunlar, kahkaha bitmiş. Ne yapsın Dionysos, çok gürültülü şehre inmiş. Ne var?
Yunus Grant'ın Karaköy'ün köftenmiş, akşamına tiyatroya gitmeniş. Oyuncular nerede? Nerede gözyaşı? Nerede kahkaha? Nerede şenlik? Nerede hayatın tadı? Unutulmuş Dionysus'un adı. Şeker çarpışan arabalar, yanımı okşamamca. İnsanlar, ah insanlar, bazen güzel fanfar. Ama çok balon var, her yerde güldüren aynalar. Artık atlı karınca.